Sen Seyhan Soylu. Efendim ben Nihat Doğan. Herkese mutlu, sağlıklı, huzurlu bir hafta diliyor. Başta çok değerli hanımefendiler olmak üzere hepinizi çok öpüyorum. Hoş geldiniz Aslan Bahar Can'dan. Merhaba, ben Alişe Bahar Can'dan. Ben de herkese güzel bir hafta diliyorum. Merhabalar, ben Ebru Polat. Harika bir hafta diliyorum. Bakalım bu hafta neler yaşayacağız, ne actionlar. Evet bak ışığımı ters yapmışsın, ben çirkin çıkıyorum. Çevirin bu ışığı bana ya. Ya. Ne biçim sert, evet döndürün. Ben de var ya. Ben ters, ters ışık oldu bu sefer. Hafta sonu ne yaptınız şunların arkadaşlar? Şunların hepsini bak, ortadaki ikisinin yüzü aydınlık ondan çıkıyor. Dolayı değil, ben bura nasılım? Bizim yüzümüz nurlandık. Yüzümde şey değişik nurlandık. Hafta sonu. Koydular ışıkları önlerine, bize ışık yok. Aa Seyhan ne güzel çıktın ya. Evet ya. Değil mi? Yani şeyi, ben karanlıklarda kaldım. Bir şey söyleyeceğim. Seren, hafta sonu Seren, nasıl geçti hafta sonu? Seren gibi 5 spotla çalıştığı için. Ay bana da spot ışık. Tamam Savaş Bey. Hayır ama şunu da söylemek lazım yani sevgili izleyicilerimize. Stüdyomuz bol bol ışıklandı. Işıklanmasının sebebi söylemezsem olmazdan 6 tane vardı. Biz çaldık yarısını. Serengil spotların hepsini topluyordu kendine. Artık dedik yarı yarıya kardeş payı bana yapalım. Bana dediler ki biraz önce Ebru Hanım ışık koyalım önünüze. Aman istemem, benim kendime güvenim var, ışığa falan patladı, ihtiyacım yok dedim. Baksana bu ne surat. Ebru'cum bir söz var, diyor ki kendi ışığına güvenen başkasının ışığından rahatsız olmaz. Evet. Sen kendine güvenen, kendi ışığına güvenen bir hanımefendi. Hayatım kendi ışığıma efendim güveniyorum da mahvettim. Sabotaj bu resmen bana. Resmen sabotajladılar. Hayatım kadın kendine güveniyor, kendi ışığına güvenmiyor. Önündeki ışık yok. Önümdeki ışığıma güvenmiyorum. Arkadaşlar böyle. Bugün masamızda çok ilginç haberlerimiz var. Al sana haber yapacağız biraz sonra. Ve ne ilk olaylar ne olaylar. Ne olaylar ne olaylar var. İlk haberimiz efendim. Mustafa Sarıgül'ün oğlu meşhur, yani son zamanlardaki en büyük playboy gibi geliyor bana. Çünkü ortalık karıştı. Çocuk bir tarafta Sibel Can, bir tarafta Buket Aydın ve Buket Aydın'ın bir VTR'si geliyor. Ardından da yorumcularımıza soracağız efendim. Emir Sarıgül geliyor. Töreni o yüzden çalışmamız gerekiyor. Nasılsınız, iyi misiniz? Baba, siz efendim, baba, siz nasılsınız? Harika, ben de şahaneyim. Evet, evet, aynen doğrudur. Çok da güzel bir gece olacak inşallah. Herkes burada. İnşallah ben de layığıyla sunarım güzelce. Onlar için de program devam ediyor. Ediyor, aynen devam ediyor. Globalde, Haber Globalde tarafını seç. Gayet de güzel gidiyor, hiçbir sorun yok. Programın etkileri hala devam ediyor. Evet evet aynen, yani Okan orada bir şey söyledi ama sonra bayağı bir yankısı oldu. Tabii çok iddialı bir ifadeydi. Malum günümüzde çok fazla influencer var. Ama Okan'ın düşüncesi tabii yani. Sizinle mesela bazen paylaşımlarımız ya da atmış olduğumuz tweetler çok konuşuluyor. Evet. Aynen 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 öyle bir tweet vardı. Benim de büyük büyük sorunum hangisi? Senin böyle bir yani böyle yorumlar yapıldı. Ya şöyle arkadaşlar, ben artık hani bu işi hiçbir şekilde konuşmak istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum size. Ya yani özel hayatımın geneliyle ilgili hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Ben kimseyle ilgili bir tweet de atmıyorum. Yani benim paylaşımlarım hepsi kendime ait. Öyle bir şey de yok. Öyle yorum anlıyor yani. Yani o yorum varsa o yanlıştır. Bu arada Twitter'da o tarz bir şey de yazmadım bu arada ya. Hep hani işle ilgili şeyler paylaşıyorum genelde. En son zeytin hasadına gittim falan, onu paylaştım yani. O yüzden hani o... Neyse o bir karışıklık olmuş veya Instagram'da bazen komik şeyler paylaşıyorum, o belki yanlış anlaşılıyordur ama inanın ki kimseyle alakalı değil. Arkadaşlar gerçekten bu konu hakkında hiçbir şey söylemeyeceğim, özel hayatımla alakalı konuşmak istemiyorum. O konu benim için kapanmış bir konudur, daha fazla konuşmaya gerek yok. Yine mi kapandı? Yine mi kapandı derken aslında çok önceden kapanmıştı ama siz yanlış algılamışsınız. Arkadaşlar ben hiç kimsenin adını duymak istemiyorum. Ne olur bakın sormayın dedikçe soruyorsunuz. Beni ilgilendiren mevzular değil. Yani benimle alakalı değil. Benim hayatımda birisi olursa bana o kişiyle ilgili sorular sorarsanız ben yine cevaplamam. Ama en azından doğru adrese gelirsiniz. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Fotoğraf paylaşmıştınız. Demet Hanım da altına mesajı oldu. Kaybedenler üzülsün diye. Demet Akalın çok tatlı, onu çok seviyorum. O beni çok seviyor, çok güzel görüyor. Ben de onu çok seviyorum, onu çok güzel görüyorum. Bu kadar. Sağ olun. Vallahi ya. Yani yok vallahi böyle bir şey. Şimdi Buket Aydın ayrılıp barışıyor. Emir Sibel Can'a gidince de bir anda
isyan ediyor. Ben bir şey söylemek istemiyorum. Senden başlayalım. Yani ben bu hanımefendiyle alakalı, çok güzel bir hanımefendi bu arada. Kıyafet falan da çok yakışmış. Ama ben bu hanımefendiyle alakalı ön yargılı da olabilirim. Nedense bana antipatik geliyor. Çünkü neden antipatik geliyor? Daha henüz yeni boşanmış bir beyefendiydi Emir. Ve boşanır boşanmaz ardından hemen böyle kendi telefonuyla iki böyle birbirlerinin fotoğrafını çekip attı ya sosyal medyaya. Önceki eşine Emir Bey'in böyle saygısızlık yapan, ama çok hırslı bir hanımefendi geliyor. Ama Emir Sarıgül'ün ilk yani magazinde ilk fotoğrafıydı o. Ama daha önce herhangi birinde görüntülenip çekti attı. Emir çekip atmadı. Hanımefendi şöyle, ben hatırlıyorum, arabanın içinde böyle çektiği bir fotoğraf vardı ve eşinden ayrılmıştı. Filiz Hanım'dı, yanlış hatırlamıyorsun. Eşinden ayrılmıştı. Fatoş Hanım, pardon. Ve eşinden ayrılan bir beyefendinin hemen beyefendiye bu şekilde bir tavırlar, bence kötü niyetli olduğunu hissediyorum ve çok hırslı bir kadın olduğunu hissediyorum. Daha başka bir şey söyleyeyim, sana katkı sunacağım, iki cümle girip çıkacağım hemen. Emir Bey çok daha önce ayrılmış. Buket Aydın da eşinden ayrılalı iki gün falan bile olmamıştı o resim çıktığında. İşte bilmiyorum yani böyle bir anda kendilerini deşifre ayrılmadan etmek. Ayrılmadan önce de görüşme var. Aynen. Bir anda yani böyle hani bir şeylere nispet yaparcası çok hırslı bir hanımefendi olduğunu düşünüyorum. Bak ön yargılı da düşünüyor olabilirim ama kendini insanlara bu şekilde gösterdi. Kötü niyetli gösterdi. Dur, daha yeni ayrılmış adam. O fotoğraf adam paylaşıldığında, o fotoğrafı paylaştıklarında yeni ayrılmıştı ama birlikteliği yeni değildi. O zaman Buket Aydın evliydi ve sosyal medyada da yer aldı bu konuyla. Kocasını mı aldatmış yani? Yani sosyal medyada. Hı-hı. Çünkü 2-3 gün sonra Emir Sarıgül'le böyle bir fotoğraf çekti. Ya, ayrıca o kadar detayı bilmiyorum. Ayrıca patronajıyla da ilgili biliyorsunuz, patronajının eşi de bu konuyla ilgili Müzdarip'te ve ondan dolayı da eşine son verildiği iddiaları vardı. Yani bana çok aşırı hırslı bir kadın gibi geliyor. Bana göre de çok güzel bir kadın. Şimdi ben ayrıca şunu söyleyeyim. Güzel bir kadın ama çok hırslarından Sibel dolayı da Sibel Can'la yarışmak istedi. Alt edebileceğini sandı falan. Fakat Sibel Can'la yarışmak o kadar kolay değil. Sibel Can'ı o kadar kolay alt edemezsin. Çünkü Emir Bey'le onların iyi bir diyaloğu var. İyi, çok uzun süredir bir birliktelikleri var. Yani şey, çok alt edemez ve alt edemediği için de hırs yapıp öyle açıklamalar yazın yaptı. Çok Emir Bey'in adını duymak istemiyorum vesaire. Evet. Bilmem onun adını bana anmayın. Sonra bilmem gene yemeğe çıktılar. İki gün sonra yemeğe onu çıkmıştım. Yazın birçok hanımefendiyle görebilirsiniz dedi. Halbuki onda bile psikolojisinde ne var biliyor musun? Ne? Yeter ki Sibel Can'a gitmesin de bir sürü kadınla görürsün. Ama yine Emir Bey Sibel Can'la görüştü. Bir şey söyleyeceğim. Vazgeçmez. Emir'in Sibel Can'a olan tutkusu zaten bu yeni bir ilişki değil. 10 seneye yakın. Hayatım, bir Sibel Can'a herkes tutkulu ya. Yani karşındaki Sibel Can, evet karşındaki Sibel Can çok tatlı, işveli, cilveli bir kadın. Tabii yani Sibel Can'la alt etmek o kadar kolay değil. Bir de çok akıllı bir kadın. Çok zeki bir kadın, tecrübeli de bir kadın. Evet. Ben de çok beğenirim. Hani hırs yaptı tabii ki hanımefendi yani de, fakat olmadı. Buket Aydın tabii güzelliğine güvendiğinden dolayı. Sen önce magazin figürüne döndü ya kadın. Tam artık magazin figürü kendini oldu. Yakında kötü bir cover falan bekliyorum ben onu. Evet evet, kendini kötü cover gösterdi. Derken, yani imajını çok zedeledi. Şarkı Ebru'nun bu konuda, Ebru çünkü coverlar vesaire oralarda çok iyidir, kokuyu belki iyi alır. Belki haber coverı yapar. Ben özür dileyerek Ebru'dan kendisine destek olmasını ve iyi bir cover şarkıyla birlikte kendisine bir proje yapmasını öneriyorum. Hanımefendinin de çok yukarılarda tanıdıkları var. Bence bana sıra gelmez, yaparlar onu, başkaları yapar diye düşünüyorum. Bana sıra gelince ekeler. Geç bile kaldı. Vay. Peki Bahar sence Sibel Can mı? Onu soralım. Sibel Can mı, Buket Aydın mı? Ben Emir Bey'i tanımıyorum. Ben babası Mustafa Sarıgül Beyefendi'yi tanıyorum. Fakat ben şöyle yorumladım onun paylaştığı fotoğrafı. Tabii eğer çocuk oğlu babasına çeker, öyle değil mi? Bir kere hem sosyal medyayı seviyorlar hem de onlarla fotoğraf çektirmek isteyen arkadaş ya da bilmiyorum iş partneri ya da fanlarını kırmayacak kadar cesurlar diye yorumluyorum. Belki de fotoğrafın çekildiği sırada Buket Hanım onun yalnızca bir hayranı ya da arkadaşı olabilir. O şekilde ona müsaade etmiş olabilir fotoğraf olayında. Onun dışında ben Sibel Hanım'ı tanıyorum. Yani Emir Sarıgül'ün hayranı mı Buket Aydın demeye getiriyor? Hayır, ben fotoğrafın çekildiği dönemde ilişkileri varken farklı ama kişilerle. Ama fotoğrafı paylaşan Buket Aydın. Tamam, işte Buket paylaştığında şimdi babası, çünkü çok cesaretli kişiler. Yani onlarla benim, senin ya da Nihat'ın bir fotoğraf çektirip Instagram'a atmasına, yani bunu bu şekilde yorumlamayacaklarını düşünüyorum ben. Çünkü sosyal medyayı seviyorlar aslında. Emir'in her ne kadar başkan efendilerle fotoğrafı olmamış olsa da ben öyle düşünüyorum. Mustafa Bey'den dolayı. Onun dışında bence tabii ki yani Sibel Can
bir kuraldır yani. Yani Emir Sarıgül'ün, ben şunu söylemek istiyorum. Emir Sarıgül'ün Buket Aydın sürecinden herhangi bir yara almaz. Ben biraz geri kafalıyım. Şimdi masa kıyameti koparır ama ben böyle düşünüyorum. Erkeğin elinin kiridir diyorum. Ve erkeğin elinin kiri olduğundan dolayı da erkek bugün onunla olur, yarın onunla olur. Önemli olan kadınların başka başka erkeklerle kaşelenmemesi demek lazım. Yani kadın, her zaman şunu söylüyorum, kadın namusu. Erkek şerefi temsil eder. Onun için erkek, biz ataerkil bir toplumdayız. Her ne kadar anaerkil bir toplum işte biz vesaire denmiş olsa da. Sen çok gerilerde feministler, kalmışsın. Ben öyle düşünüyorum. Bundan dolayı da. Falan. Hayır, çok eskilerde kalmışsın. Sen hangi devirden kaldın? Ben erkeğin biraz elinin kiri falan değil, kusura bakmasın. Ben, kimse kimsenin elinin kiri geri değil. Kafalıyım. Ben biraz geri kafalıyım. Kimse kimsenin elinin kiri değil yani. Ben, hayır. Yani bu tür erkek ilişkiler... Erkek de bizim elimizin kiri yani. Hayır. Sen geri kafalı siz, değilsin. Siz şimdi yaşadığınız aşklara istinaden söylediğimi zannediyorsunuz. Bunların hepsi bir fikir. Çocuklar, yani birisi diğerinden daha relax oluyor. Çocuklar, siz şimdi yaşadığı aşkla ilgili yani veya eşinle, karısınla falan onlara söylediğimi düşünüyorsunuz değil mi? Hayır. Erkeğin eli çapkınlık yaptığı kadınlara söylüyorum. O ne demek? Yani ikisi ayrı şey. Anlayan anladı. Ben buradan. Anlamadım vallahi. Benim tek anladığım elinin kiri dedin, değil elinin ve kiri. Ve şunu söylemek istiyorum. Emir Sarıgül çok yakışıklı bir adam. Yok pişmanım vesaire bilmem ne, bu tür laflar hiç hoş değil. Vallahi bütün ben sanat camiasında %90'ının Emir Sarıgül'e yürüdüğünü biliyorum. Emir'in de yalnız son cümlesi çok komik. Benim iki tane kızım var. Çok, çok doğru söylüyor. Yani benim iki tane kızım var. Arkadaşlar, şimdi size video gelsin, diliyorum. Video gelsin magazin. Kaptan Savaş Kalafat. İki kızım var ama. Son zamanlarda magazinde çok konuşuluyorsunuz efendim. Buket Hanım'ın açıklamaları var. Arkadaşlar, ben iki kız çocuk babasıyım. Magazin konuşmayalım. Efendim, Buket Hanım sizin hakkınızda işte hata gibi bir açıklaması var. Yani adam diyor ki gelir gider ne diyor. Magazin konuşmayalım diyor. Magazinin dibindesin yani. Yani evet, bence burada şunu demeye çalışmış. Şey. Hani hayatındaki asıl kadınlar olarak bence... Ya o gündeminde kızların olduğunu belirtmiş. Yani bu durumda ne Buket Aydın ne de Sibel Can'la hakkında konuşmanın yani çok mantıklı olmadığını söylemeye çalışıyor beyefendi. Çünkü neden bunu söylüyor? Emir Sarıgül yeni eşinden Fatoş Hanım'dan boşandıktan sonra bile çocuklarıma karşı sorumluluğum var benim diyor. Ben diyor bir gün bekar adamım, bir gün diyor onunla olabilirim diyor, bir gün diyor bununla olabilirim diyor. Magazinle ilgilenmiyorum diyor. Çok onun için almayayım. Bana bunların ağır bedellerini ödetmeyin. Yarın öbür gün kızlarım Google'a baktıklarında babasının çapkınlıklarına değil başarılarınla ilgilensin diyor. Bu kadar net. Hangi başarı? Sana göre. Ya sonuçta bekar bir adam değil mi? Evet. Yani boşanmış. Hilal Hanım mıydı? Onunla da görüşür. Sibel Hanım'la da görüşebilir. Fatoş Hanım eski eşi. Hayır, eski eşinden bahsetmiyorum. Biraz önceki görüştüğü şu fotoğraf olan hanımefendinin ismi neydi? Buket. Ha, Buket Hilal diyorum yani. Buket Hanım'la da görüşebilir. Bak benim dediğim fotoğraf bu işte. Alıp evet. Hani çekip böyle servis etmesi veya Instagram'ına atması biliyor bunun her bu yerde yayınlanacağını. Bu fotoğrafı zaten belli. Buket Aydın kendisi çekiyor. Dedim zaten yayın, bak yayan... eli de orada. Kendi çekmiş. Biliyor ki onu koyar koymaz. Koyar koymaz biliyor ki her yerde yayılacak. Bu fotoğrafta bu pozlarla evliydi o tarihte. Kim evliydi? Buket Aydın. Hadi canım. Büyük tabii. Cesaret. O yüzden eşi de boşadı büyük zaten. Büyük cesaret. Bunu. Ay yani, şaka yapıyorsun. Ben şöyle söyleyeyim. Bu fotoğrafı Buket Aydın kendisi storiesine falan vesaire koymadı. Bir el onun telefonundan almak suretiyle bu fotoğrafı sızdırdı. Bu ya fotoğraf, nasıl telefondan fotoğraf alınıyor Allah arkadaşlar, aşkına? Arkadaşlar çok yakın biri. O yeğeni falan olduğunu söyleniyor. Sarıgül'ün yeğeniydi. O çok da çıkmıştı, o çocuğun adını bilmiyorum. Mustafa galiba. Bilmiyorum, o yeğeni, öz yeğeni, kuzeni. O fotoğrafı sürüyor piyasaya. Ondan sonra Buket Aydın da yalanlamıştı. Ticari sorun vardı aralarında. Evet. Ondan sonra Buket Aydın da yalanladı. Olur mu canım benim, ben bütün arkadaşlarımla bu şekilde resimler çekiliyorum vesaire demişti. O zaman senin dediğin gibi evliydi kadın hala. Evliyken bu resimler herkesle çekilirim. Benim bütün arkadaşlarımla bu tarz resimlerim vardır dedi. Fakat daha sonrasında aniden boşandılar. Dudak yanak yanağa böyle resimler vesaire de servis edilmeye başlayınca aniden kocası mocası boşadı kadını. Ondan yani sonra, ihanetten dolayı mı? Herhalde yani. Niye boşadı adam durup dururken? Niye boşasın? Yani karısı Buket başkasıyla Aydın, yan yana Buket Aydın çekmiş. Evliyken de Mustafa, pardon evet, Emir Sarıgül'le evet, birlikte evet, kocasını, evet, bu bir iddiadır. Basında yazılı ve görsel medyada çıkmış olan iddialara dayanarak bunu söylüyorum ki Buket Aydın'ın eşini
Mustafa Sarıgül'le aldattığından dolayı eşinin onunla boşandığını söylüyor. Yani televizyonda haber sunmak arkadaşlar sorumluluk ister. Büyük bir sorumluluk ister. Haber sunmak çünkü bir kanalın yüzü oluyorsun ve mutlak surette inandırıcılığın olmalı. Bir magazin figürünün inandırıcılığının olup olmaması önemli değil. Sanatçıdır kardeşim. Kimse ondan öyle bir sorumluluk da beklemez. Ama sen haber sunuyorsan, sen bir haber sunuyorsun. Orada belki de eşini aldatmış bir kadına sallıyorsun. Aynı duruma sen düşüyorsun. O zaman bu olayın Berdan Mardin'in eşi, eşinin, Fatoş'un. Hı hı. Çok enteresan yalnız biliyor musunuz? Ya Fatoş'u yerden yere vuruyoruz tane, ama Buket Aydın'ı burada hala... İki Fatoş mağdur burada bakın. İki Fatoş mağdur burada. Öbür Fatoş değil. Yani biri mağdur biri değil. Ha. Şimdi Berdan Mardin'in eşi de Fatoş değil mi? Evet. Evet. Burada da Emir Sarıgül'ün eşinin adı Fatoş. Nereden daldın yine Berdan'a? Enteresan yani. Ben gerçekten nereden enteresan geldi yani. Gerçekten bir şok oldum. Ama yani işte onu söylüyorum. Yani bir kadını aldattığı için yerden yere vuruluyor. Ama öbür kadına bir de program sunduruyorlar yani memlekette. Ben inanamıyorum. Hala bu program sunuyor mu bu kadın? Yok herhangi bir yerde zannediyorum yapmıyor. Söyledi bir Haber Global mi dedi? Bir yerde bir şey yapıyorum dedi. 40 soru 40 mu soruyu ne? Sunuyor. 40 soru nasıl sunduruyorlar abiciğim? O zaman biz niye Fatoş Yeleli'leri burada sabah akşam... Bütün magazin camiası doğuruyor kadını. Hayatım yani bunu bileyim. Annem münasebet ama hayır. Yani Fatoş sen bir farkı yok mu demeye gidiyor? Yani kadının kariyeriyle aşk hayatını sen bir tutamazsın. Same story. Defne Samyeli yıllarca haber sunduktan sonra ünlü bir adamla ilişki yaşadı. Haber sunduktan sonra. Pat şarkıcı sonra oldu. Şimdi her yerde elinde mikrofon geziyor. Şimdi sen. Değil. Hayır yani. Canım. Şimdi, aldatmadan bahsediyoruz. Bak nasıl insanlar. Bak, bugün beyni duble yapalım. Bugün beyni duble gelsin. Kariyerlerini ya, yapıyorlar. Bahar. Sen bir yeri kaçırıyorsun. Kadın evliyken böyle bir şey oluyor. Adam onu söylüyor. Belki sonradan döndü ilişkileri. Defne Samyeli evli bir adamla değil. Hayatım bak benim okuduğum psikoloji kitap. İkisi başka bir şey yani. Sen şimdi Defne Samyeli biri elma bir armut. Okulda da dördüncü sınıftayım. Ben bu kadar net konuşamıyorum. Bence öyle değil. Nasıl değil? Neden yani şimdi? Hayır ama ya ben şuna karşıyım o senin söylediğin. Nasıl yani? İnsanlar şimdi bir şekilde gündeme geliyorlar. Zaten ünlü bir hanımefendi ayrıca ve yaşadığı ilişkiden sonra... Ya ünlü olunca aldatabilir mi diyorsun bari? Ya sunamayacak mı hiçbir şey? Hayır anlatamıyorum ki. Ya sen bambaşka bir yere... Ama olayı başka bir şekilde anlıyorsun. Yani öyle bir yere diyorum ki çektin ki ben Emir Sarıgül'le birlikteliği şu şekilde iddia edildi diyor Nihat Doğan. Evliydi diyor o tarihte. Nasıl fotoğraf verir diyor. Kocası diyor bundan dolayı boşadı diyor. O zaman diyor Berdan Mardini'nin karısını niye biz burada masaya oturup da yargılıyoruz? Kardeşim adaletsizlik bu diyor. Hayatım evet. Berdan Mardini'nin birini yere aldattı diye yere göğe çıkarıyoruz. Programlar hala ekran veriliyor. Öbürünü de neredeyse kadın sokağa çıkamayacak intiharlar ediyor. Ya bizde yani değişik bir paradoks var. Yani ya biz hatalıyız ya bu kadına iş verenler hatalı. Yani eğer ortada bir aldatma varsa eğer aldatma kötü bir şeyse toplum nezdinde de o zaman her ikisine de aynı şartlarda yani eşit davranılmalı. İnsanların şöhretli olması şöhretli olması değil. Güçlü sebebi değil. Güçlü adamlarla olması diyelim biz bunu. Peki. O zaman diğeri güçlü adamlarla olmuyor mu diyorsun şu an? Olunca demek ki şartlar değişecek. Öyle anlıyoruz. Nasıl? O zaman diğer şimdi güçlü adamlar birlikte olunca yerini alıyorsun yine ekranda. Orada saygınlığını koruyorsun. Bak bir topçunun eşi evet, vardı. Güçlü adamla olmayınca yerle bir oluyorsun. Ebru bir topçunun eşi vardı. İsim vermeyeceğim. Ben anladım direkt. O topçu şu an evli. Adını da anmak biliyorum, istemiyorum. Evet. Eşi de belki evlenmiş olabilir. Eşi de evet. Yani o topçuyu çok özür dilerim. Ebru'yu göremiyorum seni. Teşekkür ederim. O eşini topçuyu aldatan kız da birisiyle evlenmiş olabilir diye isim vermek istemiyorum. O da mesela ilk Türkiye çalkalandı. Nasıl aldatır eşini vesaire popçuyla bilmem ne. Daha sonrasında o kız abicim Türkiye'nin magazin gündemine yerleşti. Program falan sundurdular. Doğru. Show TV'de doğru program sundu. Jüri mürü bir ay şeyler oldu. Magazin isim vermeyin. Belki evlenmiştir diyorum ben. Hı hı. Yani evli kadın, değil evli değil. Bilmiyorum hayatım. Evlense yani, duyardık ya. Ha, bilmiyorum ben. Kadın program falan sundu, magazin falan sundu, bilmem ne sundu. Yani demek ki kadın biraz cezbedici, biraz güzel olunca demek ki onun ayrılması, kocasını aldatması çok muteber bir şey oluyor. Belki diğer Fatoş da yarın bir gün televizyon programı sunacak. Bizde belli olmaz biliyorsun. Kimin karısıydı acaba o? İşte güçlü bir erkekle. Caner Erkin'in eski eşi Aslan'dan bahsediyorlar.
Aslında da benim arkadaşım. Ya bunun gibi çok örnekler var. Aklı kendine çok fazla gelen, çok uçlarda düşünen. Ben de çok severim Asena'yı. Çok çok da aşırı iyi niyetli bir hanımefendi benim nezdimde. Tamam, senin benim de nezdimde öyle bir insan. Ama ortada bir sorun varsa eğer, yani bence medyada medyanın kendi içinde büyük bir paradoks yaşıyor. Bunun sebebini ben sadece sormak istiyorum. Yani bir aldatan kadın güzel olunca onu baş köşeye koyuyoruz. Magazinin en önemli figürü yapıyoruz. İş veriyoruz, magazin sunduruyoruz. Ama öbürü de güçlü bir adamla olmadığı için de yerin dibine sokuyoruz. Neden zaman... Gökhan güçlü değil mi? Magazinde bir ağırlığı var mı Gökhan'ın? Az önce de magazini yerden yere vurdun. Magazine çıkan adam magazinin malıdır, magazin figürüdür, ben onu ciddiye almam dedin. Gökhan'ın şimdi bundan önceki hayatında magazin olmamış. Ne güzel. Tamam, Gökhan'la Emir Sarıgül'ü bir mi tutuyorsun? Hayır. Tamam yani. Emir Sarıgül'ün bir sürü medyada dostları var, arkadaşları hayır, var. Hayır bak, bu ayrımı yapan sensin. Emir'e çıkan iyi, Gökhan. Siyasi gücü var. Hayır, ama bak, bu ayrımı yapan sensin, izleyici değil. Sen kendi dilinle söylüyorsun. Emir güçlü, Gökhan güçsüz, o zaman güçlüyle... Sen bugün tersinden mi uyandın? Ayrılabilir. Hayat, ben çok iyi bir gözlemciyim. Hayır, sen tersinden mi uyandın? Hayır, hiç ilgisi yok. Bahar, sana diyorum ki Emir Sarıgül ile Gökhan'ı sen nasıl bir tutuyorsun? Gökhan erken... Hayatım, ben bir tutmuyorum. Ya fakat müsaade buyur. Erken, ben de bir lafımı bitireyim. Güçlü haberleri çıkan iyi oluyor da güçsüz de çıkan mı kötü diye abi, sen söylüyorsun. Sonra kendin diyorsun ki o güçlü o güçsüz. Yani şunu bir bilelim, magazine çıkmak iyi mi kötü mü? Soru konumuz bu mu, anlamadım ki ben şimdi. Ben de şu an. Yani şimdi yandım. O başka bir analiz yapıyor aslında, kötü bir şey demiyor. Diyor ki şey diyor, insanlara diyor o zaman sınıflara ayırarak mı torpil yapacağız diyor, demek istiyor. O zaman diyor aynı şeyi diyor Gökhan diyor güçsüz bir adam mı diyor. Evet, Gökhan, diyor. Gökhan şey anlamında güçsüz demiyorum. Yani bir tabii siyasi maddi standart olarak güçsüz bir adam demiyorum. Nihat yalnız farklı bir şey diyor. Nihat diyor ki bir kadın diyor güçlü adamlarla diyor eşini falan aldatırsa tukaka olmuyor ve ekranlarda yerini almaya devam ediyor. Aynen, yani sıradan adamlarla birlikte olursa onu koruyamayacak adamlarla birlikte olursa, yani hani bir ahlaksızlık varsa ortada ahlaksızlık bile güçle örtülebiliyor. Emir de korumadı. Emir iki tane kızım var diyor. Emir koruyor mu? İnsanların kendi ifade etme stil ve yöntemleri yani. Bak, bir tanesi intihar ediyor, onu yapıyor, bunu yapıyor, perik takıyor, adımı değiştirdim, adam suçsuz, ben onu kandırdım diyor. Diğeri mücevheriyle bir bala salonunun çıkışında röportaj yapıyorlar, ben konuşmak istemiyorum diyor. Gene beyin yakıyorsun yani. Fabrika ayarlarını bir sakin ol. İhanetin, ahlan, güçlü güçsüzü olur mu ya? Ahlak Bağcılar'da da aynıdır, Yeşilköy'de de aynıdır yani. Böyle bir şey olur mu? Arkadaşlar, bakış açısı farklı olabilir. Kriz yönetimi çok önemlidir her zaman. Herkesin başına her şey gelebilir. Her türlü skandalla karşılaşabilirsiniz. Siz neden olursunuz ya da siz neden olmazsınız. Yönetmek önemli. Şimdi neyi yönetmek önemli? Yani ama lütfen aynı şeyleri tekrarlamayalım. Fatoş hanımefendi. Gökhan'la olan ilişkisinde, Gökhan daha çok yanında oldu Fatoş'un. Yani en azından araba yolladı, bir şeyler yaptı. Haksız mıyım? Yani Emir Sarıgül, Buket Aydın'ın yanında hayatım, olmadı. Hayatım, Fatoş'ta bir drama izliyoruz. Buket Aydın'da ise çok net, kendinden emin bir kadın görüyorum ben. Ha, yenildi yendi, orasını bilemem ama Sibel Can'ın karşısında zaten, yani Sibel Can çok... Buket Aydın'ın kocasını aldatmasına ne diyorsun Buket? Ya ben, Buket Abahar, Buket Aydın'ın eşini yani, aldatmasına ne diyorsun? Hayır, bu konuyla ilgili elimizde bir info var mı? Aldattık. Her yerde sosyal medyada her yerde iddialar var. Haber oldu ya. Bence, nasıl info var mı ya? Bakın şu, bence şu çok kolay. Muhtemelen Emir Bey'in... Kadın işinden kovuldu, kocasından ayrıldı yani. Her yerde Emir Sarıgül'den dolayı değil ama. Kovulma sebebi de Emir Sarıgül'den dolayı değil. Ben hayatım ortada, ben kendi bilerek konuşmuyorum. Basının iddiasına göre konuşuyorum. Basının iddiasına kadının başka birine, iddialar çıktı ortaya. Ondan dolayı... Tamam neyse, konumuza dönelim lütfen. Konumuza dönelim. Bence sektörel bir paradoks yaşanılıyor. Biri aldatınca kötü kadın... Öbürü aldatınca iş verilen, el üstünde tutulan bir kadın muamelesi görüyor. Bence en büyük sorunsal
budur diye düşünüyorum. Başlayan ben fazla da tamamen tanıdıklarla alakalı, çevrenle alakalı. Çevren iyiyse ve güçlüyse sana hiç kimse bir şey yapamaz, aldatsan dahi. Evet. Çevren iyiyse şimdi sen televizyon sahibi, televizyon sahibi senin kankansa, en yakın arkadaşınsa hemen derhal ertesi gün bir yerde senin işin başlar ve yaptığın ahlaksızlık bile olsa üzeri gayet net kapatılır. Her şey çevre, her şey ikili ilişkiler hayatım, bu böyle yani. Yani şimdi Buket Aydın, bana bir şey olmaz diyen bir sanatçı vardı, Gülben Ergen. Hiçbir şey de olmadı gerçekten. Olmadı yani, Gülben Ergen'i görüyoruz. Çok da beğeniyorum, çok da seviyorum. Arada da konuşuyoruz. Gayet güzel kadın, her yerde, Harbiye'de de Gülben sahneye Ergen'in, çıktı. Gülben Ergen'in bana bir şey olmaz demesinin bu kadar iddialı olmasının sebebi ne? O işte. Şu, yıllarca yaşadığım. O kadar çok geldi geçti ki böyle şeyler. Artık vız gelir tırs gider kafasına ermiş. O da olur. Belli bir zaman sonra artık hepimiz öyle oluyor. Çünkü aman, ilk başlarda çömezken her şey seni üzüyor. Ama belli zaman sonra bana artık hiçbir şey olmaz, bırak gitsin diyor. Yani kadın demek istiyor ki ben neler neler görmüşüm, bir şey olmamış. Evet. Abisini kaybetmiş, olmuş, olmuş. Bana ne diyor, artık bana hiçbir şey olmaz diyor. Ve kadının lafı da slogan oldu. Onun arkasında duran bir sürü kişi oldu o lafla, biliyorsun. Yine başka bir, şimdi Gülben Ergen'le ilgili bana bir şey olmaz demesinin sebebi yaşamış olduğu güçten dolayı yani. Belli bir zaman sonra güçleniyorsun, ilişkilerin ona göre oluyor. Yani mesela çok şey, sen bir arkadaşını arıyorsun, canım benim bak bunu yayınlama bir zahmet, canım benim bak bunu yapma. Ya 41 tane, 41 tane gündem var Savaş Kalapat ya, bu gündemi nasıl biz konuşacağız? Hep hızlı böyle, hep ya, böyle hızlı büyük büyük skandal. Evet, Gökhan Çıra ile ilgili, Gökhan Çıra ile ilgili bir bandımız var, lütfen o gelsin, ardından hemen konuşalım üstüne. Konuşalım da abi. Gel, buyur gel. Abi hoş geldin memlekete. Neler yapıyorsun? İyi, ne yapayım? Depoya gidiyorum işe. Senin hanımla içerideymişsiniz ama yanlış mı duyduk? Mikrofonu açın. Doğru mu duydun? Doğru duyduk galiba ama. Evet doğru duydum. Yani karşılaştık ama selam verdik öyle. Birlikte gelmiyor mu? Birlikte yok, problem yok. Birlikte gelsin, birlikte çıkardık. Bir barışma, bir şey, öyle bir şey. Şu an öyle bir şey oldu. Selin'in de yeni ilişki haberleri çıktı ama. Nasıl karşılıyorsunuz? Kıskançlık oldu mu? Ben görmedim yan yana. Kıskançlık oldu mu? Görseniz tepkiniz ne olur? Ne? Görsen tepkin ne olur abi? Şimdi ses gidiyor mu şu anda? Peki. Şimdi Gökhan Çıra birbirlerine gider hale getirdiler bunlar. Işıkla uğraşıyorum sağ olsun. Yani Gökhan Çıra giderli laflar etmeye başladı. Ay kış günü Allah aşkına, Bahar, arabasının üstü açık, nereye gidiyorsun, niye gidiyorsun, üşüteceksin, kapat pencereni. Artık o spor arabaların zift karası pencereli, içindeki görünmesin diye. Nasıl yani? Hayatım, bindiğin araba zaten şimdi Gökhan'ın tamam plakası tanınıyor olabilir artık mutlaka. Ya fakat ya kapat camını pencereni, yürü git ya, yoluna bak kardeşim zaten. Hayır, kendini göstermesi için ay, mi tabii yapıyor? Tabii ki yani mutlaka o üstüne o soytarı gibi şeyle. Ay ben bile zor giyiyorum artık, inanın gardırobum var, hava soğuk diye giyiyorum üşütmemek için. Bu nedir Allah aşkına, kürkünü giymişsin. Bir erkeğin kürk giymemesi, bir adamın yani bir erkeğin kürk giymesi sakıncalı mı sence? Erkeğe yakışıyor mu? Bence kombin hiç hoş değil. Bir kere araba spor. Öyle bir ruh halinde olmalısın ki o arabaya binerken. Ne yapacak oradan? Hava ne biraz sıcak olmalı. Üzerinde böyle relax bir tişört olmalı. Ya bir şey söyleyeyim, üstü açık arabayla gidiyor adam. Elbette kürk yakalı bir şey giyebilir. Hayatım herkes, neden üstü açık ama? Mafya liderleri dahi paltolarının kürkünde yakalarında kürk var artık. O bir şey değil ki. Bilmiyorum, ben yakıştırmadım. Çok sık görüyorum onları. Alışveriş merkezinde gelip çıkıyorlar. 5 dakika işleri var. Çok magazin, bence magazin çeksin istiyor yani. Nihat hiç sevmez bu tipleri. Peki Gökhan Çıra için ne düşünüyorsun? Kız için ama baksana, kız zayıf görünüyor. Karnı kız falan hamile, şişmemiş baksana. Ay kız çok ince ve Selin'e çok benziyor. Gökhan Çıra ile. Selin'e benzeyip ben sevmedim. Bir şey hayır, söyleyeceğim. Benzemiyor. Bu arada kadın Selin'e benziyor. Ben canlı gördüm. Senin çok niye bu? Sen
Sevimi mi sevmiyorsun? Nihat kıskanıyor. Ne zaman bir beyefendiyi yorumlasak Nihat böyle. Çok kıskanıyorum. Yeter ya. Yani. Ama kadınları sürekli yorumlarken de çok relax. Böyle uzun anlatıyor. Adama bir seks verdi. Ben adamları kıskanırım. Benim Gökhan'ın sana arkadaşlarım var. Yani hayatını böyle okuyorlar Gökhan'ın. Ben onlardan duydum. Ben onların yalancısıyım. Abi o kadıza bir şey olur. Hiç susmuyor ya. Yok hayır. Bir şey söylemek istiyorum. Ebru'ya cevap vereceğim. Ben canlı gördüm. Kız gerçekten benziyor. Selin'in vibe'larında böyle. Selin de sever vodka koymaya. 90'lardan geldi çünkü. Böyle vatkalı vatkalı gezer Selin'de. Bir blazer'la gördüm ben, çok benzettim. Fakat Selin, Gökhan Selin'e benzeyeni bulmuş ama Selin saç rengini değiştirmiş. Esmer bir kadın olmuş, ona çok da yakışmış. Acaba o yüzden mi saç rengi? İçlerinde de birbirlerine bir rakip olabilirler. Birbirlerinin ayağını da kaydırabilirler. Hiç bilmiyorum. Ama tabii bu olduğu kadar artık başarı olmaz, bitti. Çünkü ikisi bir aradayken, dediğin gibi geçen günde bir aradayken daha hoş görünüyordu. Ve güzel bir aile tablosu vardı. Peki Selin Ciğerci'nin Gökhan'dan ayrıldıktan sonra storylerinde artık dekolte, işte bir sürü zayıfladı erkeklerle falan. Bir sürü erkeklerle adının çıkmasını düşünüyorsun. Bir sürü adamla, yani boşandıktan sonra 3 adamla adı çıktı. Ya bekar kadın, herkese adı çıkabilir, olabilir. Yan yana falan var mı fotoğraf, video? Yok ama kendi de deklare kabul etti mi? Ya olabilir, şimdi hırs da yapıyor olabilir. Şimdi Gökhan başkası, anladığım kadarıyla bu kızla ciddi ilişkisi var ve seviyor gibi gözüküyor. Çünkü bayağı kameraların önünde geziyorlar. Bayağı hep de aynı kızla gezdiklerine göre Kalapat, seviyor demek ki. Kalapat, senden bir şey rica edeceğim kaptan. Selin Ciğerci'nin bir best model'da ki bir çocukla görüntüsü var. Rica etsem onu. Bir de ondan önce Gökhan'la Selin birbirini yarattı. VTR'de evini taşımış, ne gösteriyor? Gökhan'la Selin birbirini yarattı, tamam mı? Nasıl? Sıfırdan. Sıfırdan böyle büyüttüler ve yarattılar. Çünkü eskiden kendileri de söylüyor zaten, maddi durumları da iyi değildi. Şu da yoktu, bu da yoktu. İkisi birlikte el birliğiyle bir yere geldiler. Birbirlerini yarattılar yani. Şimdi Selin Ciğerci'nin yeni taşınmış olduğu evin kirası 80 bin lira, 10 bin lira da aidatı varmış. Bir plazada. Ben söylemiştim onu, hatırlıyor musun Seyhan sana? Evet, taşındı geçen diye. Geçen hafta, evet, ben gördüm onu. Evin aylık kirası 80 bin lira. Ciğerci yıllık 960 bin lira kira ödeyecek, ancak masraflar bununla sınırlı değil. İstanbul'un en pahalı kiralık evleri burada bulunuyor. Sosyete ve iş insanları burada oturuyor. Selin Ciğerci'nin 3+1 evinin aidatı 10 bin lira. Yıllık 960 bin lira ev kirasına bir de yıllık 120 bin lira aidat eklediğimizde Ciğerci'nin cebinden 1 milyon 80 bin lira çıkacak. Ciğerci Beykoz Acarkent'teki villasını 57 milyona... Çok kötü yaptı bu işi. Şimdi ben bunu nasıl oturuyormuş vesaire, Allah daha çok versin. Abi, fakat ben şunu söylemek istiyorum. Müsaade ederseniz. Sevgili Selin Ciğerci. Türk toplumu Gökhan Çıra ile seni çok yakıştırdı. Ve ilginç geldin kimliğinden dolayı. Yaşam biçimi olarak da insanlara ilginç geldi ve bağırlarına bastı. Gökhan'la yolları ayırdıktan sonra o bir çocuğu görebilir miyim rica etsem? O Best Model'daki çocuğu. Şimdi Best Model'daki o şahısla, diğer o şahıslarla adının çıkması bana göre o hani mazbut, ev hanımı, mutaassıp bir kız filan bir çizmiş olduğum bir rol vardı ve insanlar çok sevdi bunu. Ben de sana bir abla olarak söylüyorum. O Best Model'daki çocukla eğer birlikteysen, o Best Model'a katılanların %90'ı zaten jigolo. Bu kadar net söylüyorum. Kendini... Savaş geç... abi yazalım. Bu kadar net söylüyorum. Best Model'a katılan çocukların %90'ı jigolo. %10'u da gerçekten tiyatro eğitimi almış, başarılı insanlar. Abi nereye düştük? İnsanlar. Biri diyor ki o biseksüel, onlar jigolo. Nasıl ama bize pazartesiye bomba gibi başladık yalnız. Çok ciddi söylüyorum yani. İnanılmaz ithamlar bunlar ya. Ya sen bilmeden konuşmazsın. Aa, biseksüel yani olmak kötü bir şey mi? Arkadaşlar insanlar, müsaade ederseniz bir bitireyim konuşmamı. İnsanlar cinsini değiştiriyorlar. Bahar'cığım bir saniye. Şimdi Selin Ciğerci. Sen benim kardeşimsin. Ben de seni severim. Bilirsin, sana hep böyle stratejik zamanlarda arayıp aman şunu yapma, bunu yapma dedim. Bu ilişki eğer ki vıcık vıcık ederek hareket ederseniz her ikiniz de yıpranır. Geldiğiniz noktalara geriye belki ekonomik olarak gitmezsiniz ama itibar olarak gidersiniz. Şöhret ateşten bir gömlektir. Zaman zaman bak, uzun zamandır biz de yoktuk. Şu an Türkiye'nin mesela en çok izlenen programı söylemezsem olmazdı.
Ama yok, doğrusu oydu. Ben her şeyi doğru. Ama şu an biziz. Neden? Çünkü doğru bir konsept yapıyoruz. İnsanların istediği bir şeyler yapıyoruz. Ama buna emanet alıyoruz. Halk bir gün bir bakar ki bizi de bir anda kalemden siler. Yine atıyorum, söylemezsem olmaz olur. İkinci sayfa olur vesaire olur. Seyhan, hiçbir şeyin sahibi. Arkadaşlar değil. Müsaade eder misiniz? Her şeyi bir saniye bilirsiniz. Müsaade eder misin? Ama ben de bir şey söyleyeceğim. Bir saniye, bir saniye. Bir bitsin kelimem, ondan sonra pas ama atacağım. Sonra bir saniye. Ama sonra senin bir anlamı yok. Tamam peki. Ve... ben seni yerim ya. Ve böyle davrandığın sürece... İnsanların gözünde o aileye kızını girdin ya. İnsanlar kızını konuşturmadın. Yeter aldın sizi bırak. Bak insanlar, kedi kedi oturuyor. İnsanlar seninle ilgili ürünlerini alıyor. Seninle ilgili yerler ay açıyorsun. Adını taşıyan vesaireler yapıyorsun. Allah rızkını da bol etsin. Ama evet, bu çocuk. Bakın. Bu şimdi istediği kadar yakışıklı olsun. Dünyanın en yakışıklı güzel adamı çocuk dahi olabilir. Ama bir gün basketçiyle, bir gün handbolcuyla, bir gün futbolcuyla, bir gün topçuyla ilgilenirsen çok seni şok, tenis topuna çevirirler. Bu halk böyle. Bak bunu aklına koy. Onun için sana bir abla tavsiyesi. Sen ne demek istiyorsun? Finale gel. Finale gel. Mi diyorsun? Şunu söylüyorum. Çocukla Gökhan'la. Yani hayır. Gökhan'la barışıp barışmamanız bizi alakadar etmez, sizi alakadar eder. Ama bu kadar böyle giderli veyahut da bir anda o mazbut kişilikten dekolte, ah ben çok seksapalitem yüksek falandı ve vesaireydi, çok hoş kadınım vesaire. Bu imajlardan eğer ki devam edersen o vermiş olduğun geçmişinle ilgili ödemiş olduğun bedelleri bir anda insanlar senden kredilerini alır ve itibar belki etmezler. Belki yeni bir Gökhan Çıra yaratacağını düşünüyor. Abla tavsiyesi olarak belki yeni söylüyorum. Bir Gökhan Çıra yaratacağını Gökhan, düşünüyor. Ona göre bakıyor, Gökhan deniyor, Çıra, yoruluyor. Gökhan Çıra tekrardan yaratamaz. Selin Ciğerci Gökhan Çıra'yı ayrıca da yaratmadı. Herkes bunu aklına koysun. Gökhan Çıra Selin Ciğerci'yi yarattı. Hayır canım, ikisi de birbiriyle. Çok hayır hayır. Nereden Gökhan şöyle bir Çıra şey yarattı? Bak neden olduğunu söyleyeyim size. Bu meşakkatli yolda kolay değil. Kimliğimi başka bir noktaya taşımış ve bunu deklare ede ede. Bakın biz aynı kimlikteyiz ama benim geçmişimle ilgili bir kare fotoğrafım yok. Onun için benim eşlerim geçmişimle ilgili hiç sorgulanmadı. Ben izdivaçlarımı yaparken İnsanlar en muhafazakar gazeteler dahi tebrik etti. Neden? Çünkü benim geçmişimde ve mevcut olan kimliğimdeki insanlara aa bu kimliği seçin vesaire değil. Çünkü bir sürü çocuklarımız var. Onlar bizim doğuramadığımız çocuklarımız. Bu arkadaşlar, benim Allah tarafından bir kaderimdi. Ve bu kaderimi yaşarken de aman çocuklarınızla ilgili özendirici bir şey yapmayalım diye imtina ediyoruz. Bundan dolayı da kredimi hep muhafaza ettim. Ama Selin Ciğerci bunu kredi olarak harcayarak, Gökhan da ona sahip çıkarak evet, birlikte Gökhan hareket çok sahip çıktı gerçekten. Ve biz hatta bir aradayken de hep derdi, benim tek hayalim hani Selin'e beyaz bir gelinlik giydirmek. Gerçekten çok sahip çıktı. Her şeyi yaptı hep çocuk. Hep de çok sevdiğini bana de göre, düşünüyorum. Bana göre bu ilişki eğer ki birbirinizi yıplatırsanız sana bir abla tavsiyesi. Ve seni de çok seviyorum, çok da güzel bir kızsın. Ama lütfen dejenere hale getirmeyin ilişkinizi, muhafaza edin. Evet, şimdi dinliyorum Bahar'cığım. Ben şu çocuğun adını bir öğrenmek istiyorum, model olan. Hep aynı kişileri konuşup duruyoruz. Bir de şöyle yeni birine bir hayrımız olsun. Bir adını analım, fotoğrafını da koyduk. Belli ki o da Selin'le bir ilişki yaşadığına göre ünlü olmak istiyor. Nedir o model çocuğun adı? Selin'in şu an ilişkisi olan. Tolga Kulakçı. Tolga Kulakçı. Aa, peki, Tolga'yı tanıyorum. Aa, bir şey söyleyeceğim. Haklısın Selin bu. Pardon Seyhan, çok haklısın o söylediğinde. Tolga için söylediklerinde. Ben Tolga dedin için ya, söylemedim. Dedin ya %90'ı böyledir dedin ya. Yani ben Tolga için söylemedim Tolga'yı onu. Best Model'a katılanların %90'ı jigolo dedim. Tamam, ben Tolga'yı tanıyorum. Bu yani arada... orası kendini sunma alanı haline geldi. Seyhan çok haklı, Selin abla. Söylediği şeyden %90 böyledir, dikkatli ol Selin dedi ya, seni kullanır. Hakikaten Tolga da tam öyle bir çocuk. Çünkü benim kendi çok yakın ünlü olmayan... Tolga'nın neyini gördün? Benim çok yakın bir kız arkadaşımla onların ilişkileri vardı. Tıpkı senin söylediğinden. Kız sonradan fark etti durumu, hemen ilişkisini noktaladı. Yani çıkar ilişkisi. Biraz buna bakıyor Tolga. Biraz karşısındaki... Ben Tolga için söylemedim ama Best Model'a katılanların geneli için söyledim. Ben Tolga'yı tanıyorum, bana kızacağını sanmıyorum. Benim abim olur. Bence durum, sen çok haklısın. Yani hissetmiş gibi konuştun yani. Yani ben
bu konuyu da şu şekilde kapamak istiyorum. İster simitçi seç, ister fabrikada bir işçi veya bir taksici, yani meslek gruplarıyla ilgili alnının terini kazanan herkesle herkes birlikte olabilir Selim'cim. Ama şunu söylemek istiyorum. Kendini böyle zırt pırt adamlarla ekranlara vesairelere çıkıp haber olduğunu düşünüyorsan bir tane şey var. İsmini de söylemeyip de prim vermek istemiyorum. Bir hatun var. Onun gibi olursun. Onun için çok çirkin bir şey. Bilgin olsun. Sözlerimi de tekrar ediyorum. Best Model'daki %90'ı katılanların jigolo. Evet. Şimdi efendim konu yine Selin Ciğerci'de başka bir konuyla ilgili geliyor. Ama bu seferki Deniz Akkaya'nın söylemezsem olmazdan Deniz Akkaya bugün yayına gidiyor. Ve gerisini VTR'de izleyelim. Sevgili Deniz Akkaya aramızda yok. Bundan sonra da Deniz Akkaya maalesef Söylemezsem Olmaz programında olmayacak. Bu konuyla ilgili bir açıklama yapalım istedik Seren. O yüzden izleyiciye de açıklamamız gerekiyor tabii. İnsanlar da soruyor. Programı sonuna bıraktık. Evet, teşekkür ederiz bugüne kadarki katkılarından dolayı. Herkese sağlıyor. Şu an yayında mıyız arkadaşlar? Maalesef. Peki. Bir de Nihat Doğan'ın sizden rica ediyorum kaptan. Deniz Akkaya söylemezsen olmazdan neden ayrıldı? Öbür diğerini de verirsek birleştirerek ara ara girmemiş oluruz kaptan. Konuyu da. Evet. Şimdi Nihat Doğan, Deniz Akkaya söylemezsem olmazdan ayrıldı. Aslında ayrılmadı. İddia şu, kovuldu. Evet. Ya bence evet. Yani Deniz Akkaya'nın bu konuya çok benim nezdimde çok büyük bir haber değeri yok. Yorumcu bir arkadaş, uzun zamandır, uzun yıllardır modellik vesaire yapmış. Bir şekilde herhalde magazin bir ara o Seren'le yaptılar Star TV'de. Mesut Yer falan da vardı. Sonra Mesut abi, Mesut Yer bir hafta sonra kaçtı bunların arasından. Sonra orada TV8'e falan geçtiler bu ikisi. Orada da yine krizle Deniz Akkaya yüzünden yine proje iptal olmuştu. Burada da Deniz Akkaya, burada sadece benim dikkatimi çeken tek bir şey var. Konunun benimle alakalı bir durumu. O da ben bundan 3 hafta önce programa çıkmıştım. Yani biz daha burada başlamadan önce programımızın da böyle bir PR olsun diye. Hani şimdi ben mesela Hakan Ural'ı çok sevmem. Tamam mı? Çünkü ben Survivor'dayken benim arkamdan alakası alakası şeyler söylemiş bir adam. Yani yüzüme söyleyemeyeceği sözleri arkamdan söylemiş bir adam. Ama hastalanmış, biz burada bir nezaket var. Hepimiz insanız, medeni insanız, geçmiş olsun diyoruz. Veya ikinci sayfa başlıyor, Müge ile Gülşen, çok az etmem, hayırlı olsun diyoruz. Herkese, yani çünkü aynı sektörde, aynı gemideyiz biz. Müge ile Gülşen, bizim programımızla ilgili Tuğba ikinci katıldığında selam söyledi. Sizi izliyoruz, tebrik ederim. Sağ olsun. Ben de diyorum ki, zaman zaman bana karşı eleştiri oklarını çok fazla, dozajı çok yükseltiyorlar o agresyonu. Bilmiyorum, kişisel bir sorunları var mıdır yok mudur, o da onları bağlar ama yine nezaketen burada hepimiz herkese hayırlı olsun diyoruz. Timuçin Ünal'lar, Esin Öğretler Başşu hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Biz de, ben de oraya gittim de dedim ki şu an bizi Seyhan seyrediyor. Halbuki sen seyretmiyordun, o an işim vardı efendime söyleyeyim ama giderken niye açım, Allah'ın selamıdır. Nezaketen dedim ki bizim dedim programın yapımcısı Seyhan Soylu hanımefendinin sizlere çok selamı var dedim. Allah var, Seren aleyküm selam dedi ki senin Seren'le aranın biraz limoni olduğunu biliyorum ama adab-ı muaşeret tabii, kadının şeyi belli. Çok selamlar, aleyküm selam. Bircan Bali keza yine aynı şekilde aleyküm selam dedi. Deniz bana dedi ki ben Sancar, selamı almıyorum buradan dedi. Buradan bir sesim. Sancar oğlum, Sancar o bölüm vardı kız? Ya o bölüme aslana Savaş abini. Oğlum. Sancar niye aldın onu? Oğlum niye kestin onu? Kes. Kaptana Savaş Kalafat'a at dedim ya oğlum sana o görüntüyü de. Ha benim o benim yaşadığım oldu. Evet, yaşamış olduğum onu istiyorum. Şey Deniz dedi ki ben dedi Allah'ın selamını dedi ki ben selamını almıyorum Seyhan'ın dedi. Ben dedim ki ya selam Allah'ın selamı dedim. Alınmaz mı? Allah'ın selamını da almıyorum dedi. Of. Tabii canım canlı yayında oldu ve ben inanılmaz başımdan aşağı kaynar sular boşaldı. Canlı yayındasın. Yani Allah'ın selamını almıyorsun. Ondan sonra başka moderatör mü bulamadın dedi. Neyi var dedim Seyhan Soylu'nun 30 yıldır bu işin en güzel şekilde habercilik yönünü yapar. Efendime söyleyeyim moderatörlüğü de çok da iyidir, bu işin okulunu okumuştur. Aman dedi gidin bilmem ne. Bak yani ben onu program bittince de ona söyledim. Dedim ki bak koltuklar, makamlar, mevkiler bunların hepsi gelip geçici, insanlık bakidir.
yapma yani, Allah'ın selamını almazsan. Bak bugün de Deniz Akkaya arkadaşımız koltuğundan oldu. Şimdi onun adına da üzüldüm yani. Valla ben aşağıda Seyhan'a sitem ettim. Söylendim biraz kuliste. Ne diye? Kadının ekmeğiyle sen mi oynadın? Böyle bir şeyler canım, duydum ben dedim Seyhan'a. Yapmaz. Hayır dedim. Değil mi Seyhan? Çok özür dilerim. Ben göremiyorum. Ben dedim, öyle bir yaptırımım zaten olamaz. Deniz Akkaya'nın ekmeğiyle sen mi oynadın? Bir şeyler mi yaptın? Anne dedim, insanların ekmeğiyle oynama. Hiç o hani şey değil falan filan. Ama bunları bilmiyordum. Çok üzüldüm şahsen. Tabii canım, canlı yayında oldu. Hani bak canlı yayında olmaz. Çıkartın arkada bir şeyler söylersin. Efendime sen duyuyor musun ama beni? İşte dünya kimseye kalmıyor kardeşim. Ne oldum demeyeceksin. Ben. Ne olacağım diyeceksin. Ya, Deniz Akkaya eskiden ne kadar sempatik tatlı bir kadın. Neden bu kadar antipatik oldu son zamanlarda? Çok tat. Ben Deniz Akkaya'yı çok severdim. Beni de programında kaç kere kordu sağ olsun. Çok tatlı, dürüst, dobra bir kadındı. Hala dürüstlüğü ve dobralığı devam ediyor ama niye bu kadar antipatik ben oldu? Ben anlamıyorum. Ebru bir şey soracağım. Ben çok sana üzülüyorum. Soruyorum. Ben Bahar'a da soruyorum. Bahar, mesela ben programa gittiğimde Deniz'de inanılmaz bir agresyon, bir agresiflik gördüm. Yani hani biz de erkeğiz. Ben bile zaman zaman programda gerilim ama ayda yılda bir, yani onun bir program içinde mesela 3-4 defa sesini acayip ekibe yükselttiğini gördüm. Bunun sebebi sence ne olabilir? Evet hayatım, evet balım. Ben Deniz'in son zamanlardaki versiyonunu tanıdığım için jenerasyon olarak onu son yıllarda yakaladım. Evet. Çok da iyi arkadaş oldum onunla. Fakat katılıyorum, şimdi Deniz çok spor yapıyor. Spor yapmayanlara da böyle bir antipatisi var. Evet. Bu bir kanıtlanmış bilimsel bir gerçektir. Şimdi Seren Serengil ile bir cambali spor yapmıyor diye mi onlarla daldı? Yok ama şimdi anlatacağım. Yani Deniz'in şöyle bir iddiası var. Böyle spor yapmak falan. Hayır. Bir kere zaten insan vücudu spor yapmak için çok elverişli bir vücut değildir. Bakın en uzun ömürlü hayvan kaplumbağadır. Niçin? Çünkü en yavaş o hareket eder ve 600 yılda yaşar. Zaten insanların kalp ritimlerini ve iç organlarının ömrünü muhafaza etmeleri için çok spor yapmaları uygun değil. Bu yüzden sporcular aslında çok para alıyorlar. Niye ömürlerini ayırıyorlar? Anlatacağım. Kullanan. Çok spor yaptığı için vücudu çok fazla testosteron salgılıyor Deniz'in ve testosteron sinir yapıyor. Şimdi bizim yıllarca Türklerin savaşçı ve sinirli bir toplum olarak algılanılmasının yurt dışında, geçmişten bahsediyorum, nedenlerinden birisi bu. Niye? Biz her zaman atçı bir toplum olup at binip spor yapıp savaştığımız için aslında sinirli olarak algılanıyor. Yani Türk milleti deyince deli bir kan geliyor insanların aklına. Deniz'de de hala o var. Yani çok resmine rest, dediğim dedik, çaldığım düdük, ya Deniz'cim olmaz bu kadar. Yani kadınlar artık spor yapmamalı mı? Tabii ya, artık yani devlet başkanlarının espri yaptığı, espiritüel yönleriyle gündeme geldiği bir devirde yaşıyoruz Deniz'cim. Yani böyle durmadan insanlara rest çekerek nereye kadar? Ve ben şöyle duydum, buna da inandım Seyhan, biliyor musun? Galiba ona işten ayrıldığın haberini verdikleri zaman backstage'de sorun çıkarıyor Deniz ve böyle birkaç şeye de yere atıyor, kırıyor, camları kırıyor orada falan. Orada da kavgalar vesaireler yapmış. Evet evet. Aa, yani Seren üzerine yürümüş ya. Zaten Seren yani canı şurasında bir kadın. Takip et görüntüyü. Ebru sen duydun mu böyle bir şey? Bir kere hem hasta hem çok zayıf zaten. Yani Deniz kocaman, öyle değil mi Nihat? Tabii yani canım, senin üstüne yürüse sen korkarsın. Yani ya ben korkmam da ama. Ben korkarım. Hayır ben korkmam da ama Bircan ve Seren korkabilir. Ben şimdi neden olduğunu size hepiniz böyle duyumlarla söylüyorsun. Ben neden olduğunu söyleyeceğim şimdi. Evet. Neden olmuş olabilir? Neden onu bilmiyoruz canım. Sadece haber, ben sadece neden olduğunu hiç bilmiyorum ama sadece canlı yayında senin üzerinden söylemiş olduğun Allah'ın selamını almaması. Ben söyleyeyim mi? Hazır mı? Bant hazır mı? Savaş kalan var. Ben neden olduğunu söyleyebilirim. Ebru da söylüyor. Buyur Ebru'cum. Kulağıma gelen bazı şeyler var. Hani Selin'e sataştı. Pencereleri çok sık kullanalım. Seyhan'a diğer sataştı. Arkadaşlarımızın da diyaloglarında. Selin ve Seyhan'a sataştığı için bence ya çok Türk'ten ceza geldi. Medya tabanın vardı. Medya tabadan onu böyle da kullanabiliriz Savaşçım. Bu ne abi? Değerlerine hem de teşekkür edelim. Burası bir medyanın arka kanalı çünkü. Yani onun için medyanın kalesi haline geldi maşallah. Türkiye'nin en başarılı gazetecilerinin toplandığı bir havuz haline geldi. Şeyi. Deliyorlar. Verebiliyor muyuz? Kısa bir araya gidiyoruz. Reklam. Ama bunu bir tamamlayayım hemen ondan sonra lütfen.
Ben konuyu... Ebru'nun da çok ağır ithamları var. Bu, çok ciddi. O bir şeye kilitlendiği zaman duymaz. Ebru kim diyor? Allah bunu Ebru kahretsin. Ebru şey ya bizim... Hayır. Söylemezsen olmazdan ayrılan kız. Aşkım ben dedim ama sen duymadın. Çünkü kulağında kulaklık evet. olduğu için duymuyor. Bu tarafta evet. ya kulaklığı da beni hiç ne, duyamıyor. Ne normal dilerim. Ben işten kovulmasının sebebinin hem Selin Ciğerci hem de seninle alakalı olduğunu düşünüyorum. Peki. Ben böyle anlatayım. Araya gidiyoruz. Araya gittikten sonra anlatıyorum. Deniz Akkaya neden kovuldu? Tüm özel bilgiler burada. Evet. Nerede kalmıştık? Deniz'i bağlayacağız. Hayır. Deniz Akkaya'yı bağlayacak bu hayatta. Niye bağla? Kıyameti bağlayalım konu. Bağla, bildiğini bağla. Söyle lütfen geçelim artık yani. Niye? İçim kıyıldı herkese benim çünkü. Herkese söz hakkı tanınıyor. Allah kimseye ekmeğinden, işinden, gücünden ya ben şunu söyledim. Etmesin kardeşim. Dedim ki senin kulağında kulak olduğu için sen beni hiç duyamıyorsun biliyorsun sağında olduğum için. Dedim ki kovulmasının sebebi büyük ihtimalle ve bence de çünkü başka bir konusu yoktu, bir sıkıntısı yoktu. Selin Ciğerci ve sen. Ne alakalı olabilir diye düşünüyorum. Neden öyle bir şey düşünüyorsun? Size çok sataşmıştı ve senin de Bilal çok yakın arkadaşın, o programla çok samimisin. Ben sana aşağıda kuliste de dedim, bak milletin ekmeğiyle sakın oynamadın değil mi dedim. Şimdi hani bu konu, böyle, belki sen bir el atmış olabilirsin diye düşünüyorum ben. Ben önce bandı ardından da yorum yapmak istiyorum bu konuyla Seyhan ilgili. Düşmanın ekmeğiyle oynamaz. Düşman, bravo, teşekkür Asla. Ederim. Şimdi ben başkalarını nasıl eleştiriyorum? Seyhan'ı da eleştiririm. Yanımda diye eleştirmemezlik olmaz. Hiç öyle bir şey olmaz. Benim tavrım değil. Ama hazırsa bant, Savaş Kalafat rica etsem kaptan. İrem'cim, sevgili yönetmenim. Bu arada size selamım var. Çok aleyküm selam, selamını aldım. Ondan sonra aleyküm selam. Ben almıyorum selamını. Ya, yapma ya Allah'ın selamı saçma, Deniz sende. Saçma saçma konuşma ya. Kim o ya? İsim şey. Sevgili Deniz Akkaya aramızda yok. Bundan sonra da Deniz Akkaya maalesef Söylemezsem Olmaz programında olmayacak. Bu konuyla ilgili bir açıklama yapalım istedik Seren.
O yüzden izleyiciye de açıklamamız gerekiyor tabii. İnsanlar da soruyor. Programı sonuna bıraktık. Evet, teşekkür ederiz bugüne kadarki katkılarından dolayı. Seyhan'ın da bu arada size selamı var. Çok aleyküm da selam. Selamını aldım. Ondan sonra aleyküm selam. Ben almıyorum selamını. Ya, yapma ya, Allah'ın selamı saçma, Deniz saçma sende. Saçma konuşma. Şimdi Allah'ın selamı, saçma saçma konuşma, Allah'ın selamı Allah'ın diyor selamı Deniz Akkaya. Deniz, Rabbim bana en büyük düşmanımı dahi selamını söylese selamını kabul ederiz. Lafın gelişi söylemiş canım orada. Müsaade et aşkım gene. Şunu söylemek istiyorum, lafın girişi falan değildi o. Yani bilmiyorum, şunu söylemek istiyorum. Bu olaydan bir hafta önce Instagram sayfası yasaklanıp Instagram tarafından kaldırılmıştı. Şikayet alınmıştı. Biliyorsunuz ki Selin Ciğerci'ye etmediği hakaret kalmamıştı. En son sayfası Instagram tarafından kaldırılmadan önce o gün benimle ilgili, yani 8 saat sonra da sayfa yok oldu. Olmasının sebebi de sayfasında, storylerinde bana sapık diye benim de adımı yazarak, ben dava bile açmadım. Hiç de, ama tabii ki elimde doneyi tutuyorum. Böyle bir şey yaptı. Instagram sayfası gitti Instagram tarafından. Benim sevenlerim tarafından sayfası şikayete uğradı ve sayfası kaldırıldı. Evet. Söylemezsem olmazda da Selin Ciğerci'yi belden aşağı vurarak onun ürünlerini eleştirebilirsin. Şaşalı hayatını eleştirebilirsin. Gökhan Çıra'yla eleştirebilirsin. Ben canını okuyorum. Uğur Yücel'le ilgili şarlatan dedim, bir de yayına bağladım. Kız bir kere saygısızlık yapmadı. Öyle bir yapısı var Selin Ciğerci'nin. Ama belden aşağı vurarak, cinsel kimlikle vurmak çok ayıp. Senin de çocuğun var. Ve programdan da devamlı olarak Selin Ciğerci ve benimle ilgili bir şeyler söylemek istediğinden dolayı Bilal Özbilge benim 25 senelik dostumdur ve kanal yönetimi de benim çok sevdiğim, çok değerli bir abim. Melih Gökçek'in de ve Osman Gökçek de benim çok sevdiğim, itibar ettiğim bir adamdır. Bundan dolayı da devamlı bizden böyle hakaretvari konuşursan değil o kanalda, başka kanallarda da itibar görmezsin. Yarın öbür gün başkaca bir kanala gidersin. Evet, kişiselleştirme, kimse programlarda asla kişiselleştirme, hasım olduğunuz insanlarla ilgili böyle kin kusarak hareket edilmez. Çünkü burası da Flash TV, bizim de sınırlarımız, ölçülerimiz var. Beyaz TV'de de öyle, TGRT'de de öyle, başka kanallarda da öyle. Bu programlar gelip geçici programlardır. Aynen ve öyle. Programdaki insanlar, bağlıyorum Seren Serengil, 25 senelik arkadaşım, Bircan Bali'yi de çok severim. Keza söylemezsem olmaz. Evet, bu bir yarıştır. Bu hafta biz öndeyiz. Önümüzdeki hafta onlar olur. Ama şu var ki biz gelip geçeceğiz. O makamlarla ilgili bu kadar kin kusmana gerek yok. Bu arada da oraya gidiyor, yayına çıkartılmıyor. Çıkartılmama sebebi orada kuliste oralara şu iddia ediliyor. Orada bağırmalar, feryatlar filan, böyle televizyon kanallarında böyle şeyler olmaz. Televizyon kanalına gittiğinde mi öğrenmiş çıkartıldığını, yoksa elinde haber alıp da hani onun üzerine mi gidiyor? Hayır. Devamlı olarak Seren Serengil ile de kavgaları varmış. Ve en son Selin Ciğerci ve Seyhan Soylu ile ilgili hakaretvari sözler vesaire söylemek istemedi. O programı niye eleştirmiyoruz vesaire demiş. ...lerinden dolayı ikaz almış. Eylül ayında da zaten ikaz almış. Bana bu renk çok yakışmış. Gerçekten şimdi kendimi yeni görüyorum. Ya ne kadar yakışmış bana bu renk, inanamıyorum. Ben ise dermedermişim. Bu arada şu an ekranda bizi izleyen çok sadık izleyicimiz Ebru Çeçen. Ebru Çeçen hanımefendiye, kraliçeye de selamlar, saygılar. Çok öpüyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Serdar Ortaç'ın... Serdar Ortaç'ın kumarla başı belada. Veryansı ne diyor? Diyor ki milyonlarca dolarım gitti diyor. Bu bana diyor yeniden dünyaya gelsem diyor, bir daha çocuğum olsa diyor, böyle bir şeyi asla diyor. Bandı görelim lütfen. Rengarenk Serdar Ortaç. Nasıl? Sanki böyle eski günlere daha böyle geri dönüyormuş gibi, daha böyle enerjik, dinamik gördüm sizi. İyi iyi, Allah'a şükür. Sağlık düzeldikçe. Sağlık olmadan hiçbir şey yok. Ama biraz gençleşmişsiniz sanki, daha böyle genç gördüm sizi. Yok, aynı surat. Ya bir şey mi yaptırdın diyorsun? Ben... Olabilir mi? Yaptırmış olabilir misiniz? Yok, baksana. Yaptırsam bunları aldırır. Ben sevmiyorum öyle. Yüzümüze bir şey yaptır. Acaba yapınca nasıl olur? İşte ördek gibi dudakları oluyor.
kızları görüyorsun. Buraları şişir, orayı incelt. Siz doğal kadınlardan başındasınız abi. Yani Allah'ın verdiğini niye değiştiriyorlar ki? Zaten güzel olduklarını zannediyorlar öyle. Herkes aynı dudak. Herkes ördek gibi böyle. Ben bile yapamıyorum yani. Sanat camiasından eleştirdiğiniz birileri var mı? Yok herkes ya. Akraban da yapsa aynı şeyi söyler. Kuzenim yapsa, yeğenim yapsa, annem yapsa Allah korusun. Gene aynı şeyi söyler. Şunu anlıyoruz ki estetikli birisi hayatınıza kolay kolay girmeyecek herhalde. Giriyor mecbur çünkü estetiksiz yok. O zaman yalnız kalacağız. Ne dedi Mustafa? Seçilen estetik. Var mıydı? Siz daha iyi bilirsiniz. Varsa da ona yakışmıştı o zaman. Peki sahne alacağız. Neler söyleyeceksiniz? Yeni meyhane Maslak'ta yeni bir yer açıldı. Güzel olacak. İçerisi tıklım tıklım. Böyle eski gazino kültürü, yani eskiye böyle bir özlem vardı, bir dönüş mü olur? Olsun artık eskisi gibi. Dönsün. Eski günlere dönelim. Peki başka ne yapmalıyız böyle daha böyle canlandırabilmek için? Özellikle müzik piyasası. Telefonlarımızı kırmalıyız, atmalıyız. Instagram'ı silmeliyiz. Sosyal medyayı bırakmalıyız. Biz... İbrahim evet şükür sağlığına kavuştu. İyi oldu, sağlığına kavuştu Mehmet de öyle. Hepimiz sağlığımızı geri alalım yeter. Birçok şeyden vazgeçmeliyiz dediniz. Siz de mesela bir dönem Instagram kullanmayı bıraktınız ama tekrardan siz de geri döndünüz. Ben işim için kullanıyorum. Şarkılarımı yüklüyorum. Yani tutup duvardan atlayıp viral videolar çekmiyorum. En son konuştuk abi Serdar Taş albümü geliyor. Serdar Taş şarkıdan olsa ben albüm geleceksin. 22 Kasım'da yeni şarkı geliyor. Yalnız Şehir. Slow güzel bir şarkı. Çok güzel bir hanımefendiyle klip çektik. Efe Can çekti. Bir ay sonra da Aralık'ın ortası gibi de Best Of gelir. Eski Serdar Ortaç şarkıları. Öyle yapıyoruz. Peki abi Serdar Ortaç'ın borcu var mıdır? Var. Çok borç var. Bitmeyen bir borç mu var yani? Çünkü yıllardır hep konuşuluyor. Bitmeyen bir borç var evet. Bitiremiyoruz. Çalışıyoruz, ödüyoruz. Çalışıyoruz, ödüyoruz. Şimdi mesela yurt dışından gelen bir şeydi, bay sitelerinde isminiz varmış, orada da çok büyük bir rakamlarda borcunuz varmış. Bay siteleri için ne söyleyeyim, zamanında çok kumar oynadım, çok kaybettim, çok pişmanım. Ama geçmişi değiştiremeyiz, geleceğe bakacağız. Geçmişe bakarsak geleceği kaybedeceğiz. O yüzden pişmanım, gitti giden para. Şimdi gelen parayı tutmak önemli. Artık kumar oynamıyorum ama bir şey değiştirmiyor. En son ne zaman oynadınız? Çok olmuştur. Yani Kıbrıs'a gidip kaldığım günlerde. Pandemi öncesi. Pandemi öncesi tabii. En büyük zararlar normal pandemi öncesi Kıbrıs'ta. Yani bay siteleriyle maalesef yaptım. Allah benim belamı versin diyorum bin kere. Ya verdi zaten. Verdi zaten yani olacağı oldu. Sapa sağlam ayak mısınız? Hayır hayır yani bir daha çocuğum olsa ilk söyleyeceğim öğüt kumardan uzak dur olurdu. Ama geçmişi değiştiremeyiz. Bitti. Biraz da şöyle diyebilir miyiz? Mesela hayatın mesela evliliğiniz oldu. Hayatınıza giren kadınların mesela kadınların erkekler üzerinde etkisi çoktur. Kadınların erkekler üzerinde etkisi çoktur. Yani biraz daha çok. Toparlar. Ya sizi herhalde toparlayamadım hayatınıza giren kadınlar. Bana laf geçmiyor. Olmuyor. Olmuyor. Dinlemiyorum yani. Keşke anne sözünü dinleseydiniz biliyorsun. Keşke, keşke. Ya keşke diyeceğim bin tane şey var. Boş ver ya. Geçmişi unutmaya çalışacağız. En son konuştuğunuzda çocukla alakalı geç kaldık demiştin ama evet. Değiştirdim. Yani bence geç kaldık çocuk için. 50 yaşından sonra. Gerek yok. Çok daha yukarıda yaşta baba olanlar var. Örnekleri var. Ama çocuğun 15 yaşını göremeyeceksin. Ölüp gideceksin.
Orasını bilir miydin? Yani, Allah uzun ömür versin. Görsen de 80 yaşında görsen ne olur? Genç çocuğunla futbol oynayamadıktan sonra ne olur yani? 80 yaşında oturup bastonunla çocuğunu mu sallayacaksın? Ama bir mirasınız olmasın mı yani? He? Serdar Ortaç'ın bir... Yani var işte. Kızı, bir mirası olmasın mı? Var yani? Mirasım şarkılar. Bilsem ki ya kızım diye bakacağım. Atıyorum dansöze oğlum diye bakacağım, öyle idare edeceğiz. Ya şey da evlat yani. Alırım. Evlat edinirim. Emekli olunca evlat edinirim. Ona bakarım. Emekli olmayı ne zaman düşünüyorsun? He? Emekli olmayı ne zaman düşünüyorsun? Bugün. Bugün emekli olmak istiyorum ama olmuyor. Serdar Ortaç'ın çocuğu olsaydı daha farklı bir Serdar Ortaç olur muydu? Hiç değişmezdi. Benim salak kafamı hiç değiştirmez. Ne çocuk değiştirir ne aile. Benim öyle işte maalesef takıntılarım oldu. Ancak şimdi yaş aldıkça anlıyorum. Peki şunu düşünmez miydiniz? Hani çocuğuma bırakacağım miraslarım, şarkılarım diyorsunuz ama şu anda içinde bulunduğunuz borç da var. Bu borcu çocuğunuza miras bırakmayı öngörebiliyor muydunuz? Çocuğuma borç bırakmazdım, satardım evi. Her şeyi öder, ondan sonra ölürdüm. Çocuğum kendi başına yaparsa yapar. Abi hep bir borç diyorsunuz da borç miktarı ne kadar? Kredim var 10 milyon lira Halk Bankası'na. Nafaka var 600 bin lirası kaldı eski hanıma. Aksama var mı nafakada? Var tabii, ödeyemiyorum işte, aldıkça gönderiyorum. Ama bir onunla bitmiyor. Kendi harcamalarım yarım milyon zaten ayda. Evi, elemanı, ofisi çok var, çok. Boş, nafaka boş için diretme oluyor mu mesela? Öde bunu, ödeyeceksin. Haciz verdi. Kaldırma ihtimali yok yani. Evi icraya verdi kadın. Ya. Konserlerinizde böyle bir olaylı geçiyor, kavgalı geçiyor. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Ne zaman? Ben kavga görmüyorum. Benden sonra oluyor. Adana, oradaki futbol muhabbeti. Millet sinirli tabii, kavga ediyor. Ediyor yani. Sadece konserde değil ki, kaldırımda kavga ediyor. Millet birbirini vuruyor, görmüyor musun? Millet sıyırdı. Allah sağlık versin diyelim efendim. Sağ ol. Hadi bay bay. Serdar Ortaç'ın bu kumar olaylarına ilgili zaten hep başı belada. Mehmet Ali Erbil'de farkında, çok özür dilerim. Cuma günü biz burada masaya yatırdık Serdar'ın. Çünkü evet. Özel bir deşifre olmuştu. Twitter'da bir kullanıcı Serdar Ortaç'ın yine kumar oynarken 2 milyon dolara yakın para kaybettiğini söylemiş. Biz de bunu gündeme getirmiştik. Evet, bunun üzerine bizim yapmış olduğumuz haber üzerine kendisi de bu durumu teyit etmişti. Evet, bu haberi hatırlayanlar. Evet, o da açıklama yapma gereğini hissetmiş. Evet, bizden dolayı da açıklama yapmış şu an kendisi. Ben çok üzüldüm. Yani Allah kurtarsın diyoruz da insanın da kendi kendine verdiği zarar. Kimse kusura bakmasın, aptallar da erken ölür yani. O yüzden Serdar'cığım bak, hastasın, rahatsızsın için ya, üzülüyoruz şu haline ama evet. Lütfen artık kendini bir an önce toparla. Yine tövbe ediyor Serdar. Bu bana Mustafa Sandal'ın bir şarkısını hatırlattı. Yamalı tövbeler. Burada tövbeler. Şimdi... Yamalı tövbeler. Bu arada tövbe ediyor yama yapıyor. Tamam insan. Bu arada Deniz Akkaya cevap hakkı olarak Ebru'cığım çok özür diliyorum. Telefona bağlanabilir. Denizciğim telefona bağlanabilirsin ama Bahar'a mesaj atmışsın herhalde. İstersen Bahar'cığım sen onu da Deniz Akkaya şu anda bizi izliyormuş. Evet arkadaşlar Deniz. İrem Pencereler. Evet. Deniz benim arkadaşım, yani duygusal anlamda arkadaşım. Sonuçta onun bana attığı mesajı ben de size iletmek durumundayım çünkü. Tabii. Ne diyor mesajdan? Bir mikrofonum var hala. Bari ben ona sözcü olayım. Kendisi bıraktığını söylüyor programı ve şöyle, aslında Deniz'in sponsorları meşhurdur Seyhan, eşi dostu çok, programına bir sponsor aldığını ve bu sponsorun çok güçlü olduğunu ve ciddi bir yatırım ortada olduğunu program için. Fakat diğer masadaki yorumcu arkadaşlarının zannediyorum, sponsorun isteğine uygun davranmadığını ve Sevim Alan'la ilgili zannediyorum bu kavga şekilde davrandığını söyledi Deniz. Yani kısaca sponsorun programa vermiş olduğu parayı çekip geri çekip iadesini alıp gittiğini yazmış bana. Sponsora sundu sunar mı acaba Vallahi Deniz? Vallahi ben inandım. Efendim?
Hayır, Deniz'e soruyorum. O Sundu Sunar vardı bir tane, o hanımefendi. O mu acaba? Şimdi şöyle, ama Deniz gerçekten haklı bu arada. Bizim geçen yıl Deniz'e yapacak olmayı düşündüğümüz programın da sponsoru hazırdı. Seyhan, bence ne yapalım? Yani elinde nakiti vardı. Hı. Evet, Deniz'in her zaman zaten yapacağı işler için sponsorları var. Bundan sonra da eğer kafasına bir şey koyarsa bunu yapabilecek güçte olduğunu ben biliyorum. Çok daha iyi şeyler yapacağını da biliyorum Deniz'in. Çünkü kadına hakimim. Anlatabiliyor muyum? Peki. Teşekkür ediyorum. Yani insanlar arkadaşlarını iyi tanırlar. Peki. Seyhan, Deniz'cim bu arada cevap hakkını da kullanmak istersen telefonumuz açık. Arkadaşlar seni de bağırabilir. Yani tamam, kendisi de bağlanmak isterse bağlansın. Bu arada moderatörüm Seyhan arayabilirsin. Çok özür dilerim. İzninle senin için bir sorun yoksa yani, ben arıyorum. Aramızdaki kırgınlık vesaire var. Programımızda da kendini ifade etmek için başımızın üstünde yeri var. Serdar Ortaç'la alakalı Allah'ın Ebru. Allah'ın selamını Seyhan yolladığımızda almamış ama biz Allah'ın selamını alalım. Şaka yapmış hayatım. O lafın gelişi belki de duymadı. Biliyorsun canlı yayın heyecanını. Bazen biz bile neler söylüyoruz. Bahar'cığım işte gayet de adını verdi yani. Şimdi ben de buna tutuluyorum abi. Birilerinin avukatını yapmaya ne gerek var hayatım? Kendisi orada Seyhan Soylu dedim. Orada görüntüler net. Yani şimdi ben iftira mı atıyorum, yalan mı söylüyorum yani herkes öyle yalan mı söylüyor? Yani Yalancım sen burada birazcık durumlar daha böyle uzlaşmacı bir tarafta olsan. Çünkü Deniz'in de bak projesi bitti şu an. Ben çok uzlaşmacıyım. Belki yorumcu olarak Tuğba'da gelmediği için belki biz Deniz'i alacağız. Olabilir, yani keşke buraya de gelse. Ben hayır, senin de Deniz'e böyle bir taraf olmanı istemiyorum açıkçası. Hayır. O taraf değil canım. Deniz'i ayrıca yapma, çok sever Nihat Doğan yani. Ya. Bak şimdi burada biz Deniz Akkaya'nın tek sorunu benimle. Ve Selin Ciğerci'yle. Yani Nihat Doğan'ın kimseyle sorunu yok. Ama şimdi Nihat bizim masamızdaki tek erkek olduğu için arkadaşlar sözünden çıkamayız. Yani Nihat Doğan'ı şu şekilde insanlara lanse etmeyin. Ben bak bir şey yani söylüyorum. Harbiden bu sefer ben giderim ha. Yani burada ben kum torbası değilim. Anladınız mı? Benim sözlerimi... Hayatım benim, hiç değilsin hayatım yani bu nedir anlamadım. Bir Tuğba çıktı şimdi sen mi başladın? Bahar sabahı bak, pazartesi Tuğba'yla da ilgili Allah'ın mesela yani ya. Bugüne kadar asla şey ve asla ne Nihat Doğan'dan... Ben diyorum ki işte... Deniz, benim Deniz'le problemim yok. Ben üzüldüğümü aksettiriyorum. Yani sen şimdi adamı şeyi, kötü adam gibi yapıyorsunuz aynı şeyi yani. Ben, benim suçum günahım yok ki. Ben yok aynı ki şeyi Deniz'le benimle benim arasında husumeti var diye Seyhan, söylüyorum. Şöyle mesela Bahar, ben gelsem desem ki mesela burada şunun selamı var desem sen aleyküm selam dersin. Çok kibar kadınsın. Ebru da öyle söyler. Ben Seyhan de dese ki mesela tırnak içinde ay onun selamını almam dese ben Seyhan'a demem da derim Seyhan yapma. Tabii, ha demesin. Ben demem öyle şeyler. Saçma. Hayır ben demem de isterim söyleriz. Ayrıca Deniz de gelsin ben burada. Demem. Deniz yani, gelsin bize de çalışsın. Bahar'ın önerisine de katılıyorum ayrıca. Ha, Savaş Kalafat soruyor. Diyor ki Deniz Akkaya gelse iş teklif eder misin diyor. Eder canım, niye etmesin ya? Profesyonel insanlarız arkadaşlar. Ya ama şimdi aramızdaki husumet, aramızdaki husumetler vesaire profesyonel hayatın içerisinde her şeyi kenara bırakmak lazım. Tabii canım, profesyonel maç sahada biter yani. Bak bu kadar ve da bu arada da Tuğba Ekinci ile ilgili de şunu söylemek hakkımı istiyorum. Bugün gene gündemdeyiz. Hakkım helal olsun Nihat sana. Sana olmayacak da kim olacak benim hakkım? Ama dedin ki gelsin dedim. Bak programa gelsin diyorum. Evet tabii ki gelsin. Neden? Sen çok yakışıklı adamsın. Diyorum. Deniz eski model. Yorumcu olarak da konuk olarak da vesaire de biz herkes gelebilir, her şeyi gelebilir konuşuruz. Şartları ve zeminleri her tarafın mevcut olan çıkarlarını gözeterek hareket edip profesyonelce bakabiliriz. Tabii, eğer bunu soruyorsanız bana aa işte onu istemem bunu istemem falan tarzı bir üslubum hayatım boyunca olmadı. Ama Tuğba Ekinci ile ilgili de şunu söyleyeyim. Tuğba Ekinci ile WhatsApp mevcut olan bir grubumuz var. Kalabalık da bir grup. Bütün teknik ekibin vesairenin orada olmuş olduğu. Orada da kavga ediyoruz. 40-50 kişi orada da kavga orada ediyoruz. Orada birbirimize giriyoruz. Orada olanları da çok ben burada sözleşmelerimizde de yazılı. Her şeyi materyal olarak kullanabiliriz. Özel kişilikle WhatsApp ilgili mesela Nihat'la ilgili birbirimize yazışmayı deşifre edemeyiz ama WhatsApp grubundaki her şeyi kullanabileceğimle ilgili sözleşmemizde var. Ondan dolayı herhangi bir şekilde öyle bir sözleşme yok ben, arkadaşlar. Var var. Ya nasıl olsun Allah aşkına. Aşkım WhatsApp yazışmaları madde, haber olarak kullanılır mı ya? Sen yazı aldın fitesi aldın. Ben söyleyeyim. Ebru bunun yanında bir şey konuşma. Bak ben sana peşin peşin söyleyeyim. Her şeyi sakın söylüyor. Bak her şeyini söylüyor. Kardeşim böyle bir şey var mı ya? Ben kendim zannediyordum her şeyi. Bu arada Tuğba Ekinci ile ilgili
Nihat Doğan'ın da Tuğba Ekici'nin de birbirlerine ekmeklerini oynamak gibi insanlar böyle tweet atıyor bana. Lütfen atmayın. Nihat Doğan hiçbir zaman Tuğba Ekici gitsin çantası istemiyorum almış, vesaire bilmem ne asla kendisi demedi. Hatta ve hatta Tuğba Ekici'ye dediğimde Nihat Doğan'la ne yapayım adamı kovalım mı ne alakası var dediğimde vallahi Tuğba Ekici de dedi ki yiğidi öldür hakkını ver olur mu öyle saçmalık dedi. İnsanlar dedi ekmeğinden edilmez dedi. Yani her ikisinde aslında çok karakterli insanlar evet. Ve her ikisi de yemin ediyorum aynı şeyi söylediler. Bu kavganın neden olduğunu bile biz anlamadık. Tabii evet Seyhancığım, Tuğba gittikten sonra Deniz de gitti bizi kıskanıyorlar. Seyhancığım kendi gitmek isteyen arkadaşlara da kimseye de dur demeyiz yani. Onu da belirtelim. Ebru sen Serdar'la alakalı senin lafına girmiş olduk. Hakkını helal et. Deniz'in mesajı gelince Serdar'ın vallahi ben alakalı. Ne diyecektim? İşte 10 milyon borcum var diyordu ama bu bir rahatsızlık tabii. Hani vazgeçemiyor artık hiçbir şekilde bence. Çünkü zaten şimdi Serdar'ın biliyorsun çok uzun zamandır bir rahatsızlığı var. Ona rağmen hala bu kumardan vazgeçemiyor. MS hastalık. Bahar'ın uzmanlık alanı. MS'i kastetmiyorum. Bahar. Kumar nasıl bir hastalık? Kumar şöyle bir hastalık hayatım. Oğlu yok ya da kızı bir evlat istiyor. Eşinden de ayrıldı. Serveti vardı geçmişte. Ne yapıyor? Kalacak çocuk olmadığı için ne yapsın adamcağız? Kendini kumarla tatmin ediyor. Ama Allah nereye kadar? Ya. Başka bir şey kendini yok mu yani? Bir hayır yapsın o parayla o zaman. Ne alakası var yani? Belki kazansa hayır yapacak. Kazanamıyor ki kaybediyor. Şimdi ben Serdar'la kumardan çok... kim kazanmış ki o kaydı? Seyhancığım ben Serdar'la çok iyi arkadaştım eskiden. Bunlar kankiydi, Ebru kankiydi. Biz çok iyi arkadaştık eskiden ve oturup da dertleşirdik. Serdar'ın geçmişten gelen çok fazla böyle sevilme isteği olan bir insan, sevgi görememiş bir insan ve hani geçmişinde böyle çocukluğunu biraz sıkıntılı yaşamış. Gerçekten hani böyle dertleri olan bir insan ailesiyle falan. Acayip de iyi bir insan bu arada. Serdar seni seviyorum. Hepiniz çok öpüyorum. Çok iyi bir insan. Arkadaşım. Fakat bana da hani bunu söylemişti, anlatmıştı. O kadar büyük bir sevgi boşluğu var ki içerisinde. Bravo. Onu da kumarda. Kumarda tatmin ediyor kendini. Ve kumarda alışkanlık oldu. Çok ciddi bir rahatsızlık oldu onun için. Vazgeçemiyor artık. Borcu olmasına rağmen ki ben şöyle şeyler duymuştum. Kıbrıs'taki kasinolarda hiçbir ücret almadan borcunu geri ödemek şartıyla o şekilde sahne alıyor diye biliyorum. Yazık. Hatta şu da var. Kumarhanelerde bu kasinolarda bazı ünlü insanlar davet ediliyor. Para karşılığı atıyorum 5.000 dolar, 10.000 dolar gibi paralar veriliyor. Bu kumar oynayan tayfayı kastediyorum. Hepimiz biliyoruz onların kimler olduğunu. İşte Mehmet Ali Erbil'di, Serdar Ortaç'tı vesaireydi. Evet. Davet ediliyor ve insanlara aa bak bu insanlar da geliyor vesaire. Ama o paraların hiçbiri kalmıyor. Kumar çok tehlikeli bir şey. Kumar oynamayın arkadaşlar. Gerçekten oynamayın. Ben hiç sevmem. Bir de şu var değil mi? Evet. Yani yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Doymazmış. Bence ama doyacağımız bir şey var şimdi. İlk kez konuştu. Alişan'ın BTR'si geliyor. Aa, onu izleyelim. Kıyamam. Alişan ilk kez konuştu. Kıyamam. İlk kez konuştu efendim. Alişan şu anda BTR'si hazırsa. Kardeşin Savaş Kalapan. Kardeşinin ilgili mi? İrem, sevgili yönetmenimiz. Şu anda... Benim de uzun zaman oldu. Ya, tabii ki sahneye çıkmaya başladım. Ağustos ayından, Ağustos'un sonundan beri çıkıyordum ama İstanbul'da ilk oldu. Böyle bir gazino konseri. Güzeldi yani. Hayırlı olsun diye yeni bir şarkı. Evet evet bugün. Bugün çıktı. Sezen Aksu şarkısı tükeneceğiz. Yani bizce güzel oldu ama takdir tabii ki dinleyenlerin. Takdir halkın. İnşallah onlar da beğenir. Uzun bir zaman olmuştu ben yeni şarkı yapmaya. 2,5 yıl falan olmuştu. Bu aslında benim böyle Nisan-Mayıs aylarında çıkarmayı düşündüğüm bir şarkıydı. Ama işte yaşadığım şeylerden dolayı bayağı bir erteledim. Şimdiye nasip oldu. Tam da mevsim oldu aslında böyle Kasım-Aralık ayı. İnşallah dediğim gibi dinleyenler de beğenir. Bomba gibi tekrar geri döndük diyebilir miyim? İnşallah. İnşallah. Bayağı ertelenmiş dediniz. Yani sahnelerde biraz uzak durmayı da, sahnelerde ertelemeyi düşünür mü? Böyle çok, yok yok. Yani zaten biliyorsunuz hani bütün yaz boyu yaşadıklarım. Zor oldu tabii geri dönmek. Çünkü en yakınını kaybedip tekrardan şarkı söylemek, türkü söylemek, insanlara eğlendirmek, sahnede olmak bunlar çok kolay işler değil. Hiç yapamayacağımı zannediyordum ama
Allah işte öyle bir güç veriyor. İşte sorumluluklarımız var. Belli başlı hesap verdiğim insanlar var. O yüzden anca bu kadar işte toparlanıp anca bu kadar. Sahnede çok zorlanıyormuşsun abi. Yani ilk yarım saatten sonra tabii bambaşka bir şey oluyor. Bambaşka bir dünya oluyor orası ama tabii ki zorlanıyorsun. Yani sadece benim kardeşim değildi, benim menajerimdi, benim canımdı. Hani şöyle göz göze geldiğimiz zaman benim ne yapacağımı, onun bana ne söylemek istediğini, hani sahne nasıl gidiyor, ne yapayım, biraz daha mı kalayım, işte hareketli mi söyleyeyim, sınav mı söyleyeyim, hani bunların hepsi sahnede birebir onun olduğum için tabii zor. Sahne repertuarında herhangi bir değişiklik oldu mu? Hareketli şarkılardan çıkartma ya da daha çok kusak şarkılardan çıkartma? Bu benim işim. İşim ne gerektiriyorsa onu yapıyorum. Sahne ama demişken, çok kullanıyorum. Sahne demişken orkestrada bir değişiklik olmuş. Bülent Hanım'ın orkestrasından 3 kişi kendi orkestranıza... Yok, onlar zaten benim orkestradan 3 kişiydi. Bülent Hanım'a da çalıyorlardı. Onlar o hafta ona gitmişlerdi. Gidiş o gidiş oldu. Geri gelmeleri öğrencisinin sırrı. Hepsi gerçekten koğuş ağzından çıktıktan sonra efendim? Bir tanesi koğuş ağzı olmuş. Çıktıktan sonra hepsi bambaşka bir çehreye dönüşmüş. Yani şaka bir yana çok kolay bir şey değil tabii. Ailelerin yaşadıkları. Onların başına geldi, ne diyeyim yani. Hepimizin başına gelebilirdi böyle bir şey. Onların başına geldi. Uzun zamandır şu anda sizi giderken gördük ya. Uzun zamandır böyle görmüştük. Allah razı olsun. Hatta haberleri de yaptık diye. Evet. Yani gülüyorum diye. İşte gülüyoruz, ağlıyoruz. Hayatın içinde olan her şey var işte. Biz de üzülüyoruz yani. Hani hem hayranlarımız daha çok üzülüyor da daha böyle o enerjik her şey. Çok kolay değil o. Çok kolay değil o. Çok kolay değil. Zaman, bu süreçte yani gerek de sahne öncesinde vesaire bir şey, bir proje öncesinde bir destek vesaire alıyor musun? Tabii yani aldığım şeyler var tabii. Sakinleştirici var. İşte bugün mesela serum yedim geldim sahneye. Kolay değil. Vallahi kolay değil. Yani sadece şunu söyleyeyim. Çok boş bir dünyada yaşıyoruz. Çok boş. Bugün varız, yarın yokuz. O yüzden kimse kimseyi kırmadan, kimse kimseyi incitmeden, kimse kimsenin makamına, mevkisine, şöhretine, şusuna busuna bakmadan doğru düzgün bir hayat yaşasın. Buradan aile, çıktıktan sonra ne olacağımız belli değil. Yani. Aileyi nasıl etkiliyor? Buse Hanım'ı nasıl etkiliyor? Çok öyle şeylere girmek istemiyorum. Dediğim gibi işte yeniden döndük. İnşallah bundan sonra artık sahne programları zaten başlamıştı. Bakalım devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Psikolojiniz nasıl oldu? Düzelebildiniz mi? Kendinize gelebildiniz mi psikolojik olarak? İki saattir onu konuşuyor muyum? Onu duymadım ben. Abi teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Yani şimdi gelen of. Mesaj ve sesli bir mesaj geldi Deniz Akkaya'dan. Şimdi Bahar bize onu dinletti. Benim hayatım boyunca asla ve asla kişisel kavgalarımı ne ekrana ne de işime yansıtırım. Biraz önce de siz bandı izlerken Bahar da Nihat da dedi ki hakikaten gelse böyle bir şeye karşı çıkar mısın diye. Asla Deniz Akkaya. Bunu kızgın mıyım sana? Evet. Takdir ettiğim yönlerim var mı? Evet. Her şeyi içimden geldiği gibi söylerim. Ve Selin Ciğerci ile aranızdaki husumet de beni hiç bağlamadı ama belden aşağı vurunca müdahil olmak zorunda kaldım. Gelelim şimdi Alişan'la ilgili soracaklarıma ve bu arada da Sevim Alan'la da ilgili söz hakkı var Sevim Alan'ında. Böyle bir konuyla ilgili zannediyorum kanala dava açacakmış. Evet. Kanala dava açacakmış. Şöyle, sponsor bir ses kaydı var. İsterseniz Seyhan Hanım onu dinleyelim mi? Çünkü Sevim Alan kim diyecekler. Sevim Alan Deniz'in arkadaşı ve aynı zamanda Deniz'in yaptığı işlere sponsor olan bir hanımefendi. Evet. Doğru mu söylüyorum? Açayım mı ses, sesli notu oynatıp mı? Hepimizin güzellik merkezi olan. Hayatım senin herkese arkadaşın. Evet. Açabilirsin. Oynatıyorum. Bu Deniz'in kendi izniyle aslında yani yayınlayabileceğimiz bir ses kaydı arkadaşlar. Yayınla dedi mi? Ver bana. Evet hayatım. Tabii canım. Deniz benim arkadaşım. Şey açıklamak için değil. Şimdi bu daha önce de bizim yayında da söyledik. Bu konuyla ilgili de çok kişilere çarpıştım biliyorsun seninle ilgili. Bu moda programına seni jüri yapalım diye bastırdığımda o zaman para elimizde cebimizde sponsorla da gitmiştik biliyorsun. Bu Covid işine takılmasaydı yapacaktık ne güzel.
Neyse, şimdi oradaki kanalda bambaşkaydı biliyorsun. Neyse, şimdi konu şu. Ben seni orada biri darlandığını söyledi. Ben dedim ki boş boşuna darlanma. Ben hayatım boyunca kendimi kimseye ifade etmedim. Çünkü benim 3 tane şeyim çok güçlüdür bak. İlişkilerim. Ben ses çıkarmadan iş bitirmeye çok iyi bilen biriyim. Artı 3. kere ilişkilerim. Şimdi bu insanlar maalesef ki sosyal medyada yaşadıkları için ben neden sosyal medyamı açmıyorum? O kendisi kapattı diye bir heyecanlanıyor. Bana zaten bana bu gücü veren insanlar sosyal medyayı kullanmamamı rica etmişlerdi. Ben yeni sayfa açamaz mıyım hayatım sence? Aklı mı yok bunun? Yani bak nasıl diyeyim sana? Aklı mı yok diyor, bak sana neden ne diyor Deniz. Bataklıkta serap görmek gibi bir şey bu. Çünkü çok ciddiye alıyor sosyal medyayı. Ben ise hiç ciddiye almıyorum. Alsaydım yeni sayfa 100 tane açar değil mi? Parasını bastırıp 1000 tane de şey yaptırdım. Bazen de kullanmamak büyük güçtür. Sadece şunu söyleyeyim. Tekrar söylüyorum sana. Olay böyle değil. Sevim Alan hanımefendiden öğrenebilirsiniz. Bizim ana sponsorumuz var ya. Ki zaten akşam yönetimi arayacak bir. İkincisi ben mahkemeye vermemesi için kanalı. Elimden gelen her şeyi yapıyorum. Kanalımı da çok seviyorum. Ama benim getirdiğim sponsora kimse hakaret edemez. Ben çünkü sponsorlarımla yarın öbür gün başka işler de yapacağım. Geçen sene bizim ya Star'a ya Kanal D'ye yapılmak üzere götürdüğüm işi de sponsoru vardı. Tamam mı? O yüzden ben sponsorlarımla kötü geçinemem. Benim için önce onlar oraya çok ciddi paralar yatıracaklardı. 6 aylık Sunduz Sunar getirdim ben kanala. Böyle bir şey oldu. İş bilmeyen birinin ya da gene özel hayata bağlanan bir konu. Ben önce iştir. Sen beni bilirsin. Önce iş, sonra iş, sonra ilişkilerim. O yüzden darlanma diye sana attım aşkım, öpüyorum. Evet, burada Deniz çok net bir şekilde anlatıyor aslında. Seyhan'a söylüyor o lafları da ama biz zaten Seyhan'la aralarının kötü olduklarını biliyoruz. Yani kötü demeyelim de çok iyi anlaşamıyorlar. Normal öyle şeyler söylemesi Seyhan, aman sen ben de o sosyal medyadan neler yazıyorsun onlara. Yani biz görüyoruz şimdi. Ben yazmıyorum canım. Ama var yani, sen de uslu durmuyorsun. O hakaret etti de ondan. Şimdi tamam. Ben bilinmedik başka bir konuyu söyleyeyim. Olay şu şekilde cereyan ediyor. Sevim Alan'ın hem siyasi ilişkileri hem çevresi bir hayli geniş bir hatundur. Benim de tanımıyorum. Benim de arkadaşımdır. Programı sponsor olmuş. Zannediyorum belli bir rakamla anlaşmışlar. 480 bin lira gibi zannediyorum. Aylık 80 bin lira gibi böyle bir parayla anlaşmışlar. 480 bin lira mı? 80 bin lira mı? 80 bin lira aylık. 6 aylık 480 bin lira. Zannediyorum bu konuyla da ilgili Mübariz Mansimov devreye girmiş. Ve tabii. Mübariz Mansivo jest yapmış. Mübariz Bey? Jest yapmış. Sponsorla ilgili. Sponsorun adını vermeye gerek yok. Yani markayı söylemeye gerek yok. Sevim Alan da bu konuyla ilgili. Evet. Deniz Akkaya'nın ayrılma sebebi konuyu olmuş. Ama Eylül ve Ekim ayında da Selin Ciğerci ve benimle ilgili de haber yapmaması için kendisi ikaz almıştı. Evet, şimdi Deniz'in söylediklerinden şöyle bir yorum çıkabilir. Deniz'in sponsor desteğiyle getirdiği paraları Deniz şöyle diyor kısaca. Ben diyor sosyal medyamı açmama gerek bile yok benim. Ben diyor çok güçlüyüm. Ben o kanala parayı sponsorlarla getirdim diyor. Şimdi Bircan'la Selen... Evet, şimdi yok göndermek diyor. Değil, kendisi ayrıldığını söylüyor ve bunun kanıtlarının da olduğunu söylüyor ve diyor ki kısaca, şimdi Bircan Bali ile Seren Serengil Instagram'dan istedikleri kadar reklam alsınlar, onlar çok ciddiye alıyorlar, hadi bakalım diyor, hodri meydan diyor. Kapatalım mı? Parasız şimdi, olur mu diyor kısaca. Ben şunu söyleyeyim, Beyaz TV'de bir programın 80 değil, 180 bin lira dahi verilebilir çünkü... Türkiye'nin en çok izlenilen magazin programıydı. İyi de öldür, hakkını ver. Tabii biz ben çok çıktım önce. Oraya ama yani bütün reytinglerini. Şu anda da yarıştığımız. Onlar en söylemezsem olmaz, en çok benle izlendi ya. Seyhan'cığım ne izlenmesi ya? Benim orada format almış olarak olduğum... Söyleyeyim. Sen olsun, evet, ben, işte Ece olsun. Ece'yle hiç izlenmedi, hayır. Hayatım neydi ya Allah aşkına? Orada. TikTok'larında şurada burada bir milyonu gören. Arkadaşlar bir bitireyim ya, bir bitireyim. Söylemezsem olmaz. Söylemezsem olmaz. Türkiye'de. Magazinle ilgili reklamına çevirdiniz. Fark etmez canım, birbirimize reklam yapmıyoruz. Ben bunu söylemezsem olmaz diye öyle söylüyorum. Arkadaşlar söylemezsem olmaz programınla ilgili
adamlar öyle bir Bilal Özbilgi programı yapıyor ki ekrana insanları oraya kimi koyarsa koysun tutuyor. Çok başarılı bir imza atıyor. Bir kere bunu orada Sevim Alan değil, işte Mübariz Bey değil, kim olursa olsun sponsor olarak oraya reklam veren herhangi birisi marka olur. Bu kadar da ne söylüyorum. Bundan dolayı aralarında husumet olmasında yanlış. Çünkü oraya oturmanın bedeli 80, 100, 300 değil. Orada program yapmanın, o masana oturmak için ayda 300-500 bin lira verecek ünlüler bile var. Sırada bilginiz olsun. Şey peki şimdi bu kadar sponsorunu bulup mu gidip oraya oturmuş o zaman Deniz Akı'ya? Hayır, hayır. Deniz, sonradan geliyor. Sonradan getiriyor sonra. Değil mi? Söylüyor. Deniz getiriyor. Sevim Alan bizim programımızda da la da ilgili başka bir markasıyla ilgili sponsorlukla ilgili kendisinde görüşmüş. Sevim Alan alalım. Şimdi bakın bir şey söyleyeceğim. Bence Sevim Alan Hanım efendi yorumcu evet, olarak Sevim bekliyoruz. Evet Sevim Hanım merhaba buradan size ama şimdi biz başkalarını överken kendimizi unutuyoruz Seyhan lütfen. Bakın reytingde 5. sıradayız. Yani çok büyük prodüksiyonlu diziler, setler, çok uzun çekim saatlerinden sonra ortaya çıkan dizilerden 4 diziden yalnızca sonraki ilk programda biziz. Ve aynı bravo zamanda şimdi ben o Ece ile videolarım TikTok'a düştüğü için söyleyeceğim bunu. Övündükleri o milyonlardan ziyade şu anda celebrity o anlamında TikTok'ta en çok videoları izlenilen ve TikTok kullanmayan kişi, celebrity benim 311 milyon. Yani bir herhangi programa başlamadan önce bir Bahar Candan'ın yükleyip programı ben bakmıştım 165 milyondu. Neredeyse iki misline katlamış. Ve şu anda Türkiye'de sosyal medyada en fazla görüntülenme alan kişi Bahar Candan. Tabii onun dışında Nihat zaten yıllardır kariyeri olan çok da yakışıklı bir adam. Seyhan hepimiz tanıyoruz yani. Müthiş bir güç bence sosyal medya adına. Ebru da aynı şekilde. Evet, bence evet, diğer kanallardaki yorumcuları da çok andırıyor aslında. Çok. Ben Ebru'yu izlerken direkt o yani ben, yıllardır o izlediğim hanımefendi yani burada yıkama yağlama birbirimize yapmıyoruz ama buradaki masadaki herkes Ebru Polat da sosyal medyada herhangi bir yere konuk olduğunda ağzından çıkacak her sözün manşetlerde olduğunu ve yaklaşık çok eski 10-15 yıllık arkadaşım ama yapmış olduğu Ali sosyal Şan'ın medyayı en iyi kullanan kişilerden biridir. Teşekkür ederim. Aynen. Peki bu en iyi kişilerden birisinin Alişan'ın bu konuşmalı acım büyük, hayat devam ediyor, anneme zorla psikiyatra götürdük. Psikiyatriye götürmüş annesini. Ne söylenebilir? Ne söylenebilir ki buna? Erkek kardeşini kaybetti. Yani hani onun acısını tarif ilgili edemez. Bence biz de anlayamayız. Allah da yaşatmış. Eşiyle ilgili peki? Başı sağ olsun. Bu çıkan kavga, boşanıyorlar falan. Kavga ya ben var inanmıyorum. Eşi çok tatlı bir hanımefendi bulsa onu böyle bir zor zamanında tabii canım zor zamanda bırakıp gidebilecek biri değil. Alişan'ın ona en çok ihtiyacı olduğu çok zaman zaten çok yakışıyorlar. Birbirlerini de çok seviyorlar. Olur böyle spekülasyon her yerde var. Ebru'cum aşkım lafını balla kesmek istiyorum. Geçen gün Buse'yi gördüm bir restoranda birkaç tane daha ünlü arkadaşını almış çocuklarını ve bakıcısını bilmiyorum çok çocuk vardı kim kimin bilmiyorum çocuklar meşhur değil çünkü daha onları tanıyamıyoruz küçücükler ama. Alişan'ın iki çocuğu var Buse orada. Makyajlı işte o meşhur ayakkabılarla çantayla falan oturup yemeğini yiyordu. Gayet pozitif enerji yayıyordu etrafı onu da tebrik ediyorum fakat yani şu an Alişan'ın bu göz altları simsiyah olmuş belli adam uyuyamıyor ağlıyor üzgün ama eşinin morali çok yerinde kız kıza öyle bir dışarıya çıkmışlardı bir restoranda gördüm onları çok da güzel görünüyorlardı eleştirmek için söylemiyorum. Buse Hanım'ın keyfi çok yerinde Alişan'cığım tabii senin başına gelenler çok zor hiçbirimiz seni anlayamayız Allah hiçbirimize bu tür bir acı yaşatmasın fakat eşinin durumu gayet rahat. Alişan arkadaşlar ben de önce kendimle alakalı da söylemiştim. Allah yani kardeş acısı hiçbir şeye benzemiyor. Çok gerçekten ağır benzemiyor. İnanılmaz ağır yaşıyorsun. Allah bir de Alişan'ın tabii tek kardeşiydi o. Başka bir kardeşi de yoktu. Dünyalar tatlısı da bir çocuktu. Kafasına vur elinden ekmeğini al. Melek gibi bir çocuktu. Çok. Suzan anne inanılmaz düşkündü Selçuk'a. Onu çok iyi biliyorum ve Suzan anneciğim ellerinden öpüyorum. Gerçekten. İnanılmaz derecede kadın o gün bugündür hala kendisini gelemedi. Çocuğunun acısıyla yaşıyor ve bir çok türlü üzülüyorum normal, bunları biliyor musun? Normal hayata bir türlü adapte olamıyor Suzan anne. Rabbim Suzan annemize sabırlar versin. Alişan zaten biliyorsunuz ben Alişan'a kırılmıştım. Alişan'la aramda böyle bir kırgınlık vardı sağ olsun kendisi. Senin ablanın cenazesine geldi. Evet ondan için dolayı sonra ben programda bunu söylemiştim.
Alişan da benim gittiğim oradan gittiğim restorana geldi. Kendisi benden helallik aldı ama Alişan'ı da hala bir türlü normal hayata adapte olamamış görüyorum ve... Olamaz da. Çok büyük bir acı. Allah sabır versin. Amin. Kimsenin başına vermesin. Benim de kardeşlerim var. Gerçekten böyle bir şey mi düşün? Ya empati zaten hiç yapmak istemiyorum fakat çok üzüldüm yani. Ben Nihat'a çıktığında da söyledim ben. Bak Nihat ailesi İnsanlar ikisi eğleniyor. Çıktı. İnsanlar Bahar'la mesela dalga geçiyor bazen. Ya yok hani, canım arkadaşlar. Önceden ama gerçekten özel hayatında da kuliste de öyle biliyor musunuz? Lütfen bana gülün. Ben gülünülmenin alay etmek olmadığını ve parantezinde aferin. Çok büyük hayranlık taşıdığını biliyorum. Örnek Cem Yılmaz. Ben... keşke Allah bir gün nasip eder. Ben de şöyle BKM'de falan tek kişilik bir stand-up show yaparım. O zaman size espritüelliğimi, yeteneğimi, bir de o yönlerimi gösterebilirim diye düşünüyorum. Hiç alamıyorum yani sen bana şey bilenleri. Lütfen gülün. Ben gülmezseniz dişi, ben ağlarım. Ben o zaman dişi, çok daha fazla ağlarım. Ben dişi Cem Yılmaz mıyım diyorsun? Yok. Kadın ağlarken nereden nereye getirdin kadının konusunu? Bak dişi, rahat rahat. Bahar'cığım bu şey programda rahat rahat ağlayamıyorsun sen biliyor musun? Ve ben buna çok üzülüyorum. Ve senin bu haline ağlamak istiyorum ben. Yani kız ama ağlayamıyor abi. Ağlayamıyor benim, ve ben çok üzülüyorum seni. Benim var. Zaten burada çok gerçekten uzun saatler çalıştığımız için buyur, onları göremiyorum. Buyur işte. Ablamla zaman geçiremiyorum. Kardeşim su var onunla zaman geçiremiyorum. Hepimiz çalışıyoruz, okula gidiyoruz. Müthiş bir yoğunluk. Yani Allah göstermesin eğer ya onların kılına zarar gelse ben 10 tane Alişan olurum yani. Gözüm ondan 10 kat daha karanlık olur. Anladım aşkım da o zaman yani bu kadar gezme, kardeşlerinle vakit geçir, evine git. Ne buradan. Yapsın? Özel hayatı var, gencecik kız. Yani arkadaşlar. O zaman şey hayatım benim fanlarım var. Bak ben fanların için mi sokaktasın? Ben gittiğim bir yerde. Benim fanları var. Hayır bak bir şey söyleyeceğim. Ben gittiğim bir yerde keyfimin kahyasını temsil etmiyorum. İnsanlar beni nasıl televizyonda görmek istiyorlarsa evet. O meşhur restoranlarda, kafelerde de görmek istiyorlar. Anladım ama o zaman yani niye işte psikolojim bozuk, kardeşlerimi göremiyorum diye ağlıyorsun evet, Caniko? Evet ben göremiyorum. Yani ben kardeşim aklıma gelin. Ben çok hassaslaşıyorum yani artık günümüzde. Hani nasıl insan arkadaşına kardeşim diyor benimsiyorsa artık yani benim için en azından öyle. Ben anne babadan çok onları da çok seviyorum. Bahar, yerleri çok ayrı ama kardeşime düşkünüm. O zaman evine git. Sabahlara kadar geziyorsun. Her gece kulüplerdesin. Geziyorsun. Her gece marka, değil canım. Her evet her gün. Her gün her bir tanıtıma gidiyor. Her gün hayatım, bir tanıtım reklam alıyor. Şuradan kantine insan kulübe gittin diyor yani. Ben Seyhan'a görmemiş. Ne bakıyorsun sen? Seyhan'a göre... açılışlara gidiyor kız. Hayır kulüp yani. Olur mu öyle şey? Yani bir akşam yemeğe gidiyor. Eğer ki o ekranda, kadar çalışıp para kazanıyorum. Şimdi sen ekranda eğer ki ben kardeşlerimi göremiyorum diye ağlıyorsan kusura bakma da ben de derim ki sana Bahar git o zaman buradan çıktıktan sonra git Nihal'in yanına. Bir de suydu vardı değil mi kardeşim? Evet. Onun da yanına ben o kadar çok reklam alıyor ki. Ben o kadar çok reklam alıyor ki storylerini. Hayır Nihal nereden Nihal'i alalım buraya? Canikom. Burada hasret gidersin her canlı şey yayında. Ama bir şey söyleyeceğim. Yıllardır birbirini göremeyen Bahar iki kardeş. Bahar Can'dan en çok storiesine reklam alan çünkü storylerinde 400-500 bin gösterim alan çok izlenilen bir kız. Hayır, ondan yok. Dolayı da her yere gidiyor. Seyhan bir şey düzelteceğim Meleğim. Ben en çok reklam alan falan değil. Ben ünlü olduğum ilk günden itibaren şunu söylüyorum. Ancak nasıl burada bizim ışıklarımız var, meşhur spot. Ancak beni spot ışıkları altında bir prodüksiyonla falan bir markanın yüzü olarak çekebilirler. Kesinlikle şununla bir şeyleri çekip koyup etiketleyip bunun karşısında para almanın karşıtıyım. Kendime yakıştırmıyorum. Ha iyi ha kötü. Okan Bayülgen durumu değil. Ben netim. Kendimle alakalı bir konu. Ben ancak bir markanın yüzü olabilirim. Tescilli ve temsil edebilirim bir markayı. Onun dışında da kesinlikle reklamları kabul etmiyorum. 10 bindir, 100 bindir. Parayla ilgisi yok bunun. 1 milyon lira versen istiyorum. O kedi buraya gelecek. Yani şöyle, o prodüksiyon gelecek, marka gelecek, imza verecekler benim önüme koyacaklar, imzalayacağım, çeksin daha beni önce, ben de. Daha önce markalarla vesaire çalışmalarında, storylerinde görüyoruz seni. Onlarla hep yüzü olarak mı çalışıyorsun? Ya şimdi şöyle, benim jenerasyonum çok çalışkan. Benim şimdi mesela okuldan arkadaşım marka çıkardı, designer oldu. Ne yaptım? Onun koleksiyonunu tanıttım. Ne para için, ne beğendiğim için, belki tarzım bile değildi, destek olma amaçlı.
Onun dışında iş olarak benim takipçilerim bilirler. Ben ancak ya yediğini koyma diyorlar. Ya Allah aşkına neyi koyalım? Kaosu mu koyalım? Yani dünyada var şimdi. O zaman insanlar şefçilik okuyorlar. Sırf pasta süsleme sanatı diye de bir meslek var. Ben ancak o tür böyle yediğimi koyuyorum, giydiğimi koyuyorum. Hayatım, insanlar koyuyorum. İnsanlar Bahar'cığım, insanlar kendi yaşamak isteyip de yaşayamadıklarını yaşayan insanlara düşmanlar. Tamam yok, mı? Ben öyle hayır, yok. Bir selebriti düşmanı bir kitle oluşuyor. Aslında sana haklılar seni takip bence. Hı? Haklılar. Herkes eşit şartlarda yaşamak istiyor çünkü. Ben de olsam ben de belki çok üzülebilirim, içlenebilirim. Ben neden öyle olamıyorum diyebilirim. O zaman diyebilirim. Niye alay ediyorsun? Niye alay ediyorsun? Arkadaşlar kim? Bakın yani Bahar'la niye alay ediyorsun? Bahar'la makara yapıyorsun. Ben her zaman eşitlikten yanayım. Bence Bahar'ın yanayım. Yaşadığı şu gibi çok, mi yaşamak istiyorsun? Çok cahil bir konuya doğru geldi. Hatçım olur mu ya? Biz bakın hologramik bir çağa geçiyoruz. Tekime cahil diyorsun ya. Senin için değil konuya söylüyorum. Her konuya. Ay olabilir mi ya? Pardon. Ben Nihat Doğan'a cahil diyebilir miyim? Ne bileyim abi canım niye herkes bir şey yapıyor? Aman öyle algılın. Aa olur mu? Hayır canım. Sadece Nihat'ın bakış açısı. Baharım sen bana cahil gibi. Diyebilirsin. Ben olaylara pop bakıyorum, R&B bakıyorum, elektro bakıyorum. O drama seviyor. Söyleyeceğim evet, şu. Drama seviyorum, doğru. Şu anda yaşadığımız çağ ne kadar ünlü olsam o kadar daha iyi, ne kadar veriyi bırakırsam dijitale o kadar daha iyiyim, o kadar daha zenginim ve o kadar daha güçlüyümse bizim yakında 10 yıllık bir süre içerisinde geçeceğimiz yeni düzen sisteminde bir hologramik çağa geçeceğiz ve şöyle söyleyeceğiz. Ben ne kadar silebilirim hakkımdaki bilgileri? Çünkü biz gün gelecek bir gözlükle yaşayacağız. Yani siz Bahar Can'dan olabileceksiniz. Ben o restorana gittim mi? Sen gözlüğü takınca gitmiş, onu da yemiş kadar olacaksın hayatım. Hiç merak yani etme. Bahar Can'dan 10 yıl kaldı. Şunu söylüyor. Evet, bir abi. Vizyon var. Biz o vizyonun içerisinde hepimiz bir play oyun oynuyoruz evet, yani. Evet, Albert boş adam değildi. Söyledi her şey gerçek. Ve o oyun içerisinde gerçek. Kahramanları da hologram olarak yakında zaten oynayacağız. İsteyen istediğini seçecek. Bu hayatın yani fani dünya dedikleri aslında bir vizyon hayat. Gerçek hayat dediğimiz şey de biz buraya kolonlanmış gibi geliyoruz ve yaşıyoruz. Evet, konumuzun özüne dönelim. Bu arada selebriti diyor. Düşmanı bir kitle de özellikle sosyal medyada çok fazlasıyla var. Bir tane o yüzden ben insanların çok fazla materyalist olduğundan dolayı bu şekle evrildiğine inanıyorum. Çünkü önceden sanata, sanatçıya saygı varmış. Şu an sosyal medyada anlamadığım şekilde herkese bir kötü bir şey yazıyorlar. Herkese, çok sıkıntıdayız. Herkese ekonomik Ebru olarak, bir şey paylaşıyor, buraya sallıyor. Ya sallamadıkları adam yok. Tarkan'dır, Cem Yılmaz'dır, bilmem nedir. Ekonomik olarak sıkıntılı günler geçiriyoruz. Ay insan Ebru'ya da ne yazabilir ya? Ya herkes kadının yazıyorlar hiç, hayatım. Hiç negatif yani böyle birisini de eleştiren bir paylaşımı yok bir kere. Neyi Cem eleştiriyorsun? Cem Yılmaz'a da geçen Cem Yılmaz da şimdi. Sabunu mu eleştiriyorsun kardeşim ya? Ben evet. Ben kimseyle kötü olmam. Ben hep iyi olmam. Sabunumu aldın, banyoda kaydın mı yazıyorsun? Yani Ebru'da ne buluyorsun? Şimdi hadise haberinden sonra çok büyük bomba bir acayip bir şey var. Şimdi hadisenin kepsi var. Geliyor. Bakın hamile mi? Çocuk mu yapmak istiyor? Aa, bu kesin hamile. Nasıl da yakışır kucağına maşallah size. Demek istiyor adam. Bu çocuk kim Ebru? Bu çocuk kim? Konu buradan başlıyor. Ne yazıyor abi orada yazıyor. Yani sevgilisiyle birlikte. Yeğeni olabilir, hı-hı, arkadaşların çocuğu olabilir. Yeğeni Melik, Melik Hamza. Hı-hı. Melik Hamza'yı almış, hı-hı, ve resmin altına da Mehmet'in mesajı var. Demek ki Mehmet acaba istiyor. Mesaj şu mu? Kesin beraber çocuk yapalım mı? Bahar'cığım sen çocuk mesajı mı alıyorsun burada? Tabii ben 3 ya da 4 çocuk hadiseden bekliyorum. Bence bir an önce hamile başlasın. Hamile olabilir mi? Yok. Bence bana göre değil ya. Bence değil. Onların o kadar zamanları olmadı yani. Ben ateş o ben empati yapıyorum bir erkek olarak. Yani bir şeyler olmasa bu şekilde bir ya çocuk istiyor Mehmet. Çocuk. Evlenmeden çocuk yapılır mı? Hayır. Ben evlenmeden şey çocuğun olsun ister misin? Ben sana diyorum soruyorum ki he. Evlenmeden çocuk ister misin? Uçarım evlendiğim insandan olsun isterim. Ne alakası var? Olursa peki. Nasıl olursa. Evlenmeden hemen evlenirim. Çocuk. Nihat istiyor evlenelim da karşıdakiler ben çocuk istiyorum istiyor da işte mu? Abi. Bir sormak lazım. Nasip kısmet. Nihat çok istiyor da değil mi Nihat? Vallahi çok istiyorum. Ama karşıdakiler birazcık istemiyor. Sence Hadise evleniyor mu? Yani evlenmeyi mi planlıyor? Veya
Bu çocuğu neden böyle bir gönderme yapmış ve altına da boyfriend'i Mehmet böyle bir şey yapmış? Mehmet çok çocuk istiyordur muhtemelen. Çok da yakıştırmıştır. Çok seviyor anladığım kadarıyla yakışırlar Hadise'yi. Da birbirlerine çünkü çok yakıştırıyor. Çünkü ben Hadise'nin ilk defa bir ilişkisinde böyle yorumlar görüyorum karşılıklı. Fotoğraflar, aşk var, yorumlar. Değil mi? Yoğun aşk. Bir aşk var ve muhtemelen çocuk istiyorlar birbirlerinden ve bence peki olacak. Hamile olabilir mi? Olabilir, neden olmasın? Sence olabilir, hamile midir? Ya çok sanmıyorum. Türk örf adetlerine göre öyle bir şey yapmayacağına inanıyorum. Çünkü burada sıkıntı yaşayabilir. Ama öyle Türk örf adetlerine ilgili... Evet, Avrupa'da yaşayan bir kız ama yine de biz burada böyle şeyleri çok sevmiyoruz. Ama evlenmeden önce çocuk olayı çok sevmiyoruz. Örf ve adetlere vesairelerle ilgili yakın tarih böyle şeylerdir. Çocuk ayrı konu. Evlenmeden çocuk sahibi olacağını hiç düşünmüyorum Hadise'nin. Avrupa'da büyümesine rağmen buranın örf adetlerine çok saygılı bence. Düşünür. Bak benim çok sevdiğim, çok kıymetli Can Başarı kardeşim, o da çocuk istiyormuş. Can sen de çocuk istiyorsun. Çok selam önemli bir hastanede de müdürdür kendisi. Kim müdürdür? Can Başarı. Selam benim söyledin çok yani. Çok kıymetli kardeşim. Can'cığım sana da selam olsun. Programımızı da sürekli izler. Özellikle de Ebru ya. Polat hayranıdır. Ay çok teşekkür ederim. Bir anda teşekkür ediyorum. Sen de yani şimdi Türk ve örf adetlerine uygun olarak ünlü markalardan evet. Hediyeler vesaireler alındırılması normal mi? Ya şimdi o çok ayrı bir konu. Çocuk yapmak çok ciddi bir konu. Hediyesini almış, etmiş, herkes... Ebru senin çocuğun var mı? Hayır yok benim. Sen benim çok tatlı bir köpeğim var, o da çocuğum. Hayır, yani. Peki. Şimdi, ne bir şey söylüyordu tam burada. İstemiyor musun çocuk dedim yani. Şimdi arkadaşlar bir haber var. Aslında bu haberi ilk haber olarak vermek lazım. Kesinlikle. Bomba geliyor şu anda. Son 5 dakikamız var. Kadına şiddete yönelik tartışmada son nokta. Evlilik artık ehliyetle olacak. Var mı? Hadi bakalım. Ehliyet isterim abi. Bir şey söyleyeyim. Benim ehliyetim yok. Canım senin evlilik için zaten bu. Fark evlilik artık ehliyet alınacak. Ve ehliyet araba sürmek değil mi? Hayır evet, aşkım artık evlilik için de ehliyet verilecekmiş. Şimdi evlilik yani, için ben senin ehliyetine bakacağım. Senin eğer evliliğe müsait bir ehliyetin yoksa, sağlık raporun, ceza puanı raporun, gibi. Zaten evlenmeden önce rapor almıyor musunuz tam böyle tek milli güzel bir rapor aslında alınıyor bildiğim kadarıyla. Evet zaten var yıllardır bu. Evet. Yine de buna rağmen kadına şiddet var. Ne ehliyetiymiş bu onu anlamadım ben. İşte bu kadına şiddetle alakalı artık biraz daha şey yapmak için böyle karşılıklı olarak psikolojik hayatım, herhalde. Bazen zaten onu Ebru, alıyorsun, sağlık Ebru, kontrolünden bunu kadın geçiyorsun. Olarak düşünme. Bazen mesela yaşadıkları adamların da çok doğru adamlar olmadığını görüyoruz. Şiddete uğrayan veya öldürülmüş olan kadınlarımızın. En azından işte hani ehliyetini göster kardeşim diyecek kadın da erkeğe. Bakacak uyuşturucu içer mi, onu yapar mı, bunu yapar yani mı? Yani yasaklı madde, yasaklı mi? Madde diyoruz. Özürüm, yasaklı madde, akli dengesi yerinde mi? Göster kardeşim ehliyetini, ona göre bir flört hayatına canım, başlayacak. Evlenmeden zaten gidip alıyorsun o raporu, sağlık raporunu işte alıyorsun evlenmeden zaten. Gösterecek, gösterecek. Hayır, aslında hayır. Gösterecek. Çok doğru söylüyor, aslında ehliyet veriyorlar demek evet, istiyor. Zaten alıyorsun raporunu, buna rağmen bu devam ediyor. Tamam, hayır. Şimdi artık diyorum ki, sevgili olacaklar ya sevgili hayatı, bir flört mülört. İşte onun öncesinde ehliyete göre flört yapacak veya flört olmayacak. İnsanlar zaman içerisinde çok değişiyor gerçekten. O kadar saf böyle kafasını kaldıramayan insanlar 2 yıl sonra tamam cani işte çıkabiliyor. Bilimi kandıramazsın. Kandırıyorsun. Son soruyu soruyorum. Ondan sonra da 2 dakika sonra programımız kapanıyor. Yalnızca şunu sormak istiyorum. Bağırın şimdi Tuğba ehliyetini ikinci gittikten bağırın. Sonra programımızda Tuğba ehliyetini ikinci gittikten istiyorum. Sonra benim çok eski bir arkadaşım, dostum olan Türk tiyatrosunun bana göre Tuluat Kraliçesi, müthiş başarılı bir oyuncu olan Nursel İdiz'le anlaştı. Fakat hem sağlık durumundan hem de tiyatroları var. Zannediyorum yani bugün başlamakla ilgili değil de pazartesi, önümüzdeki pazartesi başlamakla ilgili anlaşmıştık kendisinle. Ama tiyatroları da var, bilginiz olsun. Yine programımızda olacak Nursel İdiz. Tuğba Ekinci'nin yerine geldi. Ve Tuğba Ekinci'ye de her zaman... Flash TV ekranları açık kendisine ve asla ve asla yok işte grubumuzdan da kendi çıktı, programı da kendi terk etti, başkaca projelerimiz var kendisiyle ilgili buradaki Erçel, kavgayı buradaki kavgayı hiçbir zaman ne Nihat ne Tuğba özel hayatını sirayet ettirmemiştir. Hande bir şey soracağım Erçel, son soru dünya ikincisi Bahar'cığım eğer ki Tuğba ikinci geri dönse ne yapardın?
Ya bu ne biçim soru Seyhan Allah aşkına ya. Ben çok istiyorum. Bence geri dön. Ben de Tuğba'nın geri dönmesini isterdim. Sen çok burada keyifli vakitler geçiriyorduk. Alerjim var, toz var. Ya profesyonel ortam burası ya. Şey Nihat da o kadar bence takılmaz. Hande Erçel, ben takılırım. Yok. Arkadaşlar bu konuyu niye dönüp dolaşıyorsun? Tuğba'yı çok seviyorsan Tuğba'ya başka bir program yaparsın Seyhan'cığım. O şimdi askerdenin yani, neleri başka bir program yaparsın. Bu zıt zıt sürekli Tuğba ikinci reklamını yapmaya gerek yok. Kamera zoomlasın. Bahar Candan'la kapasın. O şimdi asker canı neler ister. Uykuda Mevlam beni ona göster. Vallahi Tuba'dan daha güzel söyledin. Tebrik ediyorum seni. Bravo. Hande Erçel dünya ikincisi olmuş arkadaşlar. Efendim biz bu neyle dünya ikincisi olmuş? Ben daha güzelim. Yarın anlatacağım. Fedon Check-up yarın olmuş. Al sana haber diyoruz. Ve Nihat Doğan, efendim, Bahar Candan, herkese ve yarın günler. Çok önemli bir sürprizimiz olacak. Hepinize sağlıcakla kalın. Çok öpüyoruz. Flash TV ekranlarından ayrılmayın. Türkiye'nin en çok izlenilen, en çok konuşulan programı. Allah'a emanet olun. Deren Serengil artık biz olduk. Öpüyorum seni. Bay bay. Sen de var ya ama.